Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Akın Dil Eğitim'in hazırlamış olduğu Türkiye geneli YÖK Dil Sağlık Bilimlerinin birinci denemesiyle karşınızdayım. Çözümlere bakacağız. Ben Yunus Hoca, Ankara Kızılay Merkez'den sevgili arkadaşlar. Bu sınavın PDF halleri ydsi.net'te olacak. Lütfen oradan indirip daha sonrasında çözümlere bakalım sevgili arkadaşlar. Ya da şubede derse girip şubede sınava giren arkadaşlarımızdan lütfen daha sonrasında bu videoyu izlerlerse nerede hata yapmışlar, niçin hataları ortaya çıkmış, acaba bilgi eksikliği mi, yaklaşım eksikliği mi, onları görmeleri açısından bu video umarım sizlere faydalı olacaktır diyelim. Ve hemen videoya geçiş yapalım, çözümlere bakalım sevgili arkadaşlar. İlk soruya baktığımızda görüş ve duyma nokta noktaları diyeceğiz. Bakalım iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Genellikle unfortunate, yani şanssız fakat demiş. Yaşlanmanın sıradan bir bölümü olarak düşünülür. Ve birçok durumda da bunlar, yani bu görme ve duyma nokta noktaları untreated, tedavi edilemez ya da tespit edilemez diye duruyormuş. Peki sıkıntılı aramak gerekiyor mu? Evet, sıkıntılı bir ifade aramak lazım. Comparison kıyaslama, respond cevap karşılık, impairment bozma, bozulma olabilir. Estimation kelimesi tahmin olmadı. Denizli participant katılımcı olmadı. Doğru cevap burada Ceyhan seçeneği oldu. Bozukluk anlamına gelen impairment ifadesi sevgili arkadaşlar. Soru 2'ye geldiğimizde hemen boşluğun sağına baktığımızda ailenin bir sonraki çocuğunda ya da gelecek çocuğunda çok küçüktür. Neymiş çok küçük olan? Bu risk. Bakalım acaba nasıl bir risk çok küçüktür diyeceğiz. Aslında baktığımızda bu da riskin küçük olması iyi bir şey. Konuya baktığımızda zihinsel engel, tamam, en çok gen haritasındaki değişikliklerden kaynaklanır ki bunlar erken cenin gelişiminde meydana gelir ve burası çok önemli, anne babanın DNA'sında bulunmaz ve bundan dolayı nokta nokta risk bir sonraki çocukta çok küçüktür diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda sıra dizi riski olmadı. Bursa inceleme muayene riski olmaz. Ceyhan gereklilik gereksinim riski olmadı. Envision kelimesi tahmin etme, öngörme riski olmaz. Doğru cevap burada recurrence, tekrar etme, yeniden ortaya çıkma ya da nüksetme riski bir sonraki çocuk için çok küçüktür diye çevirmek durumundayız. Soru 3'e geldiğimizde, boşluğun sağına geldiğimizde analiz. Sence nasıl bir analiz olsun? Nokta nokta analiz göstermiştir diye kullanacağız. Peki hemen konuya baktığımızda uzun süre düşünüldüğü, neymiş düşünülen şey? İşte bütün neandertallerin demiş, bu sıfır türünde kana ihtiyacı varmış sevgili arkadaşlar. Ancak fakat analizler göstermiş ki bunların da tamamen A, B, O çeşitliliği varmış. Modern insanlarda görülen diye kullanmamız gerekiyor. Peki nasıl analiz olsun bir bakalım. Adana zorunlu analiz olmadı. Bursa belirsiz net olmayan analiz olmaz. Ceyhan kararlı ya da esnek analiz kötü oldu. Denizli kapsamlı detaylı analiz gösterdi diyebiliriz. Incidental kelimesi rastgele analiz, bu da olmadı. Doğacak burada Denizli seçeneği oldu. Kapsamlı analiz aslında modern insanlarda olduğu gibi onlarda da çok çeşitli bu kan türlerinin olduğunu, sahip olduklarını göstermiştir diyeceğiz. Soru 4'e geldiğimizde şurası bizim için önemli. Yeni bir alan olabilir deyip orada soru sormak lazım sevgili arkadaşlar. Konuya baktığımızda kanserle savaşmak için hücre mühendisliği yaklaşımını kullanmak nokta nokta bir alan olabilir. Fakat bakın oradaki bat önemli. O olanak sağlarmış. Peki neymiş? Kişiye özel yaklaşım nasıl yaklaşılmış? Uygulamaları olan kişiye özel yaklaşımla çeşitli kanser türleri için olanak sağlar diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda nispeten yeni bir alan olabilir ama güzel oldu. Bursa'ya baktığımızda karşılıklı bir şekilde ortaklaşa olmuyor. Sivillik kelimesi şiddetli bir şekilde olumsuz bir ifade olmadı.
Denizli'ye baktığımızda isteksiz bir şekilde yine olmuyor. Edirne'ye baktığımızda yoğun bir şekilde yeni alan tabii ki olmaz. Burada bir kıyaslama olduğu için nispeten yeni bir alan gibi gözükebilir, olabilir ama deyip orada onunla ilgili bir olumlandırmadan bahsetmiş oluyor. Soru 5'e geldiğimizde, boşluğun hemen sağına geldiğimizde insanların demiş özel hayatı. Peki ne konuda? Sağlık verileri hakkındaki özel hayatı diye kullanacağız. Şimdi despite burada çok önemli. Faydalarına rağmen diyeceğiz. Demek ki diğer tarafta ana cümlede ne aramamız lazım? Bizim eksi bir şey aramamız lazım. Burası artı, burası eksi bir şey olacak. Ve konuya baktığımızda faydalarına rağmen dedik. Güzel. Faydalarına rağmen gelişmeler, neredeki gelişmeler? Yapay zekadaki gelişmeler ki bunlara işte aktivite, iş süren aletler, akıllı cep telefonları ve akıllı saatler dahil bu gibi gelişmeler nokta nokta diyeceğiz. Ya da neye baktığımızda geliştirmek, artırmak, özel hayatı geliştirmek, artırmak olmaz. Integrate kelimesi bütünleştirmek, birleştirmek olmuyor. Persuade kelimesi ikna etmek, kandırmak olmadı. Threaten kelimesi tehdit etmek tabii ki olur. Yani insanların bu sağlık konusundaki özel hayatlarını tehdit edecektir. Surpass kelimesine baktığımızda aşmak, geçmek demektir. Olmadı. Doğacak burada Denizli threaten kelimesi oldu. Tehlikeye atmak, tehdit etmek diye çevirmek durumundayız. Peki soru 6'ya geldiğimizde boşluğun sağına baktığımızda niçin demiş? Parkinson'la hastaların genellikle sosyal olarak yetersiz olduğunu nokta nokta diyeceğiz. Peki konuya bakalım. Konuda ne olmuş? By artı verpunch neydi çevirisi? Yaparak, ederek. Peki neyi yaparak bir yoğunlaşalım? Ortaya koyarak. Neyi? Parkinson hastalarının zorlandığını. Peki ne konuda zorlanıyormuş bir bakalım. Diğer insanların ve diğer insanların yüzlerindeki ve seslerindeki bu duyguların ifadesini anlamakta zorluk yaşadığını açığa çıkaran bilim insanları nokta nokta yaptı. Ne yaptı? Niçin bu hastaların sosyal olarak yetersiz olduğunu öğrendi, anladı, çözdü dememiz lazım. Adana sürdürmek, devam etmek olmaz. Keep on, go on, carry on. Gönderdik. Bu taht kelimesi söndürmek. Neyi söndürmek? Ateşi söndürmek, yangını söndürmek. Take off. 3 anlama gelir. Bir anlamı uçağın, helikopterin yükselmesi. Bir anlamı elbiseyi çıkarmak. Bir anlamda bir işte yükselmek derken kullanırız. Call for kelimesine baktığımızda çağrıda bulunmak ya da gerektirmek derken kullanırız. Doğacak burada Edirne find out, yani bulmak, çözmek derken kullanırız. Burada bakın ne yapmış? İkinci halini kullanmış. Found out diye kullandık. Ne gibi? Figure out, make out, sort out ya da work out gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Diyelim kelime bölümünü bitirmiş olalım. Hemen gelelim diğer soruya, ten sorusuna. Şimdi ilk tarafta bir ten sorusu, ilk tarafta bir kısaltma olduğunu görüyorum. Altta şıklara baktığında kısaltma olduğu var. Diğer tarafa baktığımızda bir ten sorusuna bakacağız. Son yıllarda, son zamanlarda nano büyüklüğünde ilaç teslimat metodu diyeceğiz. Ve bunu ne yapmamız lazım? Açıklamamız lazım sevgili arkadaşlar. Peki sorumuzu sormamız lazım. Metot geliştirir mi, geliştirilir mi diye sorduğumuzda tabii ki burada metot geliştirilir olması lazım. Adana'ya baktığımızda aktif bir yapı. Bursa olabilir, Ceyhan olabilir, Denizli olmadı. Edirne seçeneği olabilir sevgili arkadaşlar. Ama Edirne'yi seçmek için de bir takım unsurlar gerekiyor. Hemen onları tekrar edelim. Bir, orada method bir isim mi? Evet. İsiminin sol tarafında sıra sayılardan biri. Yani the first, the second, the last gibi bir ifade aramak lazım. Ya da the only kalıbını aramak lazım. Ya da süperlatif yapılardan biri olan işte the most important, the biggest gibi yapılardan birini aramak gerekiyor ki tuğlayalım. Herhangi bir kullanım orada olmadığı için bunu da göndermiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Bursa ve Ceyhan seçeneği kaldı. Bu demiş ilaç teslimatı hem bakteri büyümesini hem de farelerin ciğerlerindeki iltihabı tedavi etmek diyeceğiz. Ki bu da
enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmede potansiyel yeni bir yöntemi göstermektedir diye kullanacağız. Adına baktığımızda CanTreat bu metot tedavi edebilir diyebiliriz. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu söyleyecek. C'ye baktığımızda bu metot tedavi etse iyi olur ama bunun bir açıklaması yok ki. Yani tedavi etmeli tamam da neye göre bunu söylemek lazım bilmiyoruz. O yüzden gönderdik. Doğru cevap burada Bursa seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Diyelim ve diğer sorumuza gelelim. Soru köküne baktığımızda araştırmacılar demiş. Hemen ne yapalım? Burada notumuzu çıkarıp çalışalım arkadaşlar. Şimdi soru kökünde eğer şöyle araştırmacılar derse, yani akademik bir bulgudan, akademik bir çalışmadan bahsederse ilk önce have verb 3 o yoksa verb 1 o da yoksa verb 2 tercih etmek durumundayız sevgili arkadaşlar. Araştırmacılar nokta nokta diye kullanmak durumundayız. Peki diğer tarafa baktığımızda kök hücrenin özel bir türü diyeceğiz. Tamam nokta nokta diye söylememiz gerekiyor. Şimdi araştırmacılar keşfetti dememiz lazım. Adana'ya baktığımızda Dursun. Bursa gitti. Ceyhan duruyor. Denizli gitti. Edirne tabii ki duracak sevgili arkadaşlar. Peki ilk önce ne yapmak lazım? Ceyhan'a şans vermek lazım. Kök hücrenin özel bir türünü keşfetti. Peki nasıl bir keşifmiş? Vücudun antiviral bağışıklığını artırarak AIDS'e sebep olan virüs miktarını azaltan dememiz lazım. Peki burada Wolt Reduce herhangi bir hayal, herhangi bir belgesel dili, herhangi bir aktarma var mı? Yok. Edirne'ye baktığımızda şu an devam eden ya da geçici bir eylem var mı? Bu da olmadı. Doğru cevap burada tabii ki Ceyhan seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Ki DET'ten önceki bölüme baktığımızda E ifadesi varsa bakın orada bir tanıma da girebiliriz. Yani özel bir tür bu da böyle böyle yapar diye kullanmak durumundayız. Diyelim ve diğer sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar. Şimdi edat sorularına baktığımızda sol tarafına ve sağ tarafına bakmak lazım. Şurada exposure kelimesi bana yardım eder. Nasıl yardım eder? Hemen şuradan okumuzu çıkaralım. Şöyle yardım eder. Be exposed to diye bir ifade var. Maruz kalmak derken kullanacağız. Şuradaki protect kelimesi de şöyle yardım eder. Protect kelimesini kullanırsak yanına ya against alır ya da from alır. E karşı korumak ya da den korumak diye kullanmak durumundayız sevgili arkadaşlar. Peki hemen baktığımızda bu kurguyu yani bunları sağlayan ifadeler var mı? Yoğunlaşmak lazım. Adana'ya baktığımızda for on olmadı. Bursa'ya baktığımızda from with olmadı. Ceyhan'a baktığımızda over among olmadı. Denizli'ye baktığımızda by for olmadı. Edirne'ye baktığımızda exposure to protect from ya da against tabii ki var. Doğacağımız Edirne seçeneği oluyor. Direkt bize hazır kalıbı sunmuş. Biz de yaptık ve geçtik sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geldiğimizde yine hazır kalıp var burada sevgili arkadaşlar. Şurada importance'ı görmeniz lazım. Bir de burada be kalıbı var. Birazdan hemen bunu yazacağım. Diğer tarafa baktığımızda respond ifadesi de yine bizim için kıymetli. Şöyle ki respond bir kere ne alır derseniz respond to. Yazalım şöyle. Cevap vermek, karşılık vermek derken kullanacağız. Diğer bölümde ise şu importance'dan hemen çıkaralım. Şöyle bir kalıbımız var. Be of importance. Yani öneme sahip olmak. Bazen şöyle yazabiliriz. Be of significance derseniz öneme sahip olmak derken kullanmak zorundayız sevgili dostlar. Böyle bir hazır kalıp vermiş bize. O zaman ne yapacağım? İlk tarafta of, diğer tarafta ne arayacağım? To arayacağım. Adana for in gitti. Bursa at out gitti. Ceyhan from towards tabii ki gider. Denizli of to olsun. Edirne into from gitti. Doğacak burada Denizli seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Hazır bir kalıptı. Yaptık ve geçtik. Soru 11'e geldiğimizde. Şimdi şuraya baktığımızda Kanada'daki gıdalar demiş. Gıdalar herhangi bir edat almaz hazır bir kalıp. Hatırlayamıyoruz. Use kelimesine baktığımızda use'un da direkt böyle net bir edat kullanımı yok. Ama ikinci bölüme geldiğimizde responsible bize yardım edecektir. Nasıl yardım edecektir? Responsible yanına for alarak sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Bir şeyden sorumlu derken kullanacağız. Peki ikinci bölümde for olan bir şey aramak lazım. From olmadı.
Bursa'ya baktığımızda for olabilir. C'ye baktığımızda buy with olmadı. Denizli'ye baktığımızda ikinci taraftan across olmuyor. Edirne'ye baktığımızda Bihang tabii ki olmadı. Doğru cevap burada Bursa seçeneği olacak sevgili dostlar. Yaptık ve geçtik. Peki ilk tarafı nasıl anlamlı hale getirmek lazım? Bir bakmak lazım. Demiş ki yaygın şekilde kullanılan bir böcek ilacı yasaklandı. Ne için? Gıdalarda kullanım için yasaklandı Kanada'da. Fakat başka yerde yaygın bir şekilde kullanılır ki bu da küresel obezite salgını için kısmen sorumlu olabilir diye çevirebiliriz. Gelelim bağlat sorularına sevgili arkadaşlar. Hemen yoğunlaşalım bakalım ne demiş. Hücreler demiş kendi kendini iyileştirebilir ve virüsleri yok edebilir diye kullandık. Hemen şöyle artımızı getirdik. İyi bir şeyden bahsettik. Diğer tarafa baktığımızda bunlar, yani bu hücreler uzun dönemli değişimler yaşarlarmış. Tamam güzel. Ki bu da izah eder. Ne izah edermiş? Tedavi edilmiş hepatit C hastalarının yıllar sonra karaciğer kanserine niçin daha yatkın olduğunu izah eder diye kullanacağız. İlk tarafa baktığımızda iyi bir şeyden bahsettik sevgili arkadaşlar. Oraya artı demiştik. İkinci tarafa geldiğimizde eksi bir şeyden bahsetmiş. Çünkü orada kansere karşı yatkın olduğundan bahsetmiş. Adana otherwise aksi takdirde yoksa olmadı. Moreover ayrıca dahası ek bilgi olmuyor sevgili arkadaşlar. Ceyhan that is yani derken kullanırız. Olmaz. For instance kelimesi örneğin derken kullanacağız. Olmuyor. Doğacak burada however ancak fakat deyip bir zıtlık yapısını görmemiz gerekiyor idi. Soru 13'e geldik. Ne demiş bakar mısınız? Sosyal açıdan izole olmak zararlı olabilir diyeceğiz. Sağ tarafa geldiğimizde sosyal destek psikolojik sağlığı etkileyebilir ve sağlıklı davranışları tetikleyebilir diye kullanacağız. Peki Adana'ya baktığımızda sın diye der misiniz? Yani zararlıdır. Şöyle iyi bir şey yapsın diye. Saçma oldu. Provided şartıyla koşuluyla tek bir şart. Olmaz. Bir koz olabilir mi? Evet. Yani sosyal destek, psikososyal zindeliği etkilediği ve daha sağlıklı davranışları tetiklediği için ya da geliştirdiği için sosyal açıdan izole kalmak zararlı olabilir diyeceğiz. Annesinin çevresi melikçe, madıkça, mesleğe mahsus olmaz. In case olur diye olması durumunda herhangi bir olasılık vermedi doğacağımız Ceyhan seçeneği oluyor. Bir sebep sonuç ilişkisi var sevgili arkadaşlar. Diyelim soru 14'e geldik. Şimdi demiş ki elektronik demiş hastalık takibi güzel. Doktorlar üzerindeki raporlama yükünü azaltır. İyi bir şey mi? Evet. Burada yük var. Bu yükü azaltıyor diyeceğiz. Buraya artıyı getirdik. Diğer tarafa geldiğimizde zaten bakar mısınız? Zorluk demiş. Demiş ki hocam yani doğru bilgiyi elde etme zorluğu peki aynı anda kime? Halk sağlığı uzmanlarına henüz demiş çözülemedi diye kullanacağız. Yukarıda iyi bir şeyden bahsettik ama diğer tarafa geldiğimizde bir çözümsüzlükten bahsettik. Because sebep sonuç olmadı. The için gönderdik. As soon as erilmez bir öncelik sonralık olmuyor. While'ın çevresi iken ya da rağmen olacaktır. Before den önce derken kullanırız. Olmaz. Even if sabil anlamına gelen bir ifade. Her ne kadar anlamca burada yakın olsa da ana cümlede present perfect kullandığımız için if'in kullanımında yer alan bir kullanım değildir. Present perfect kullanımı doğacak. Burada Ceyhan seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Peki soru 14'e geldik. Bakalım ne vermiş ne vermemiş yoğunlaşalım. Yeni bilgi ne konuda süt oluşumu ve kalitesi hakkındaki yeni bilgi tüketicilere ve üreticilere yani endüstriye oldukça önemlidir diyeceğiz. Diğer tarafa baktığımızda önemli ölçüde çalışma ya da araştırma çabaları vardır. Bütün zaman bu dünya çapındaki süt hakkında diye kullanmamız gerekiyor. Peki Adana'ya baktığımızda ancak fakat der miyiz? Tabii ki olmaz. Burada herhangi bir zıtlık kurgusu olmadı sevgili arkadaşlar. Therefore olabilir mi? Evet. Yani bu yeni bilgi oldukça önemli. Kayda değer miktarda araştırma çabaları vardır diyeceğiz. Rather işin doğrusu aslında derken kullanacağız. Bilgi düzeltmesi yapardı. Hemen burada bir detay verelim.
rudder ifadesini bazen karıştırabiliriz şunla. Rudder aslında, esasında işin doğrusu diye çevrilir. Indeed var. Bunun da çevirisi gerçekten de derken kullanırız. Bunların ufak bir farkı var. Şöyle ki, rudder cümlede bilgiyi düzeltir. Indeed ne yapar? Cümlede bilgiyi pekiştirir. Örnek verelim Indeed'e. Diyorum ki, kuzenim iyi bir babadır. Indeed gerçekten de çoluğuna çok düşkündür. Onlarla ilgilenir, zaman geçirir. Rudder dersek şöyle deriz. İşte kuzenim iyi bir babadır. Ama işin doğrusu çok da böyle çocuklarına zaman ayıramaz gibi bir anlatım vermemiz lazım. O yüzden rudder'la indeed karışmasın. Likewise benzer bir şekilde derken kullanacağız. Şu kalıbı bence hepimiz hatırlarız. Similarly diye bir ifade var ya, oradan aklımıza gelsin. Bu ifade oldu. Converse ile baktığımızda aksine tersine derken kullanacağız olmaz. Doğru cevap Bursa seçeneği oldu. Şimdi bunu bir toptan çevirelim daha rahat anlaşılsın. Süt oluşumu ve kalitesi üzerindeki yeni bilgiler endüstrinin yanı sıra insanlar için de oldukça önemlidir. Bu yüzden her zaman dünya çapında süt konusunda kaliteli miktarda çabalar, araştırma çabaları bulunmaktadır diyeceğiz. Soru 16'ya geldik. Bakalım ne vermiş soru 16'da. Birçok demiş kalp krizi hastası, yani kalp krizi yaşamış on sonra insanlara böyle hayat tarzı dersleri verilmiş ki buna işte kardiyak tedavi ismi verilmiş. Bunlara demiş önerilmiş. Diğer tarafa geldiğimizde şuradaki unsuitable'ı görmemiz lazım. Eğer diyor yani onlar için tamam, bu tedaviyi uygun hale getirmeyen özel bir sebep olmadığı sürece bunlar onlara ne yapılırmış? O arkadaşlar önerilir diye kullanacağız. Annesi olabilir mi? Evet. Hani özel bir sebep olmadıkça onları hani unsuitable yapan, uygun hale getirmeyen özel bir sebep olmadığı sürece bunlara tavsiye edilir diye kullanacağız. So long as, burada so long as bizi sıkıntıya sokmuş olabilir. Yani onları uygun hale getirmeyen de uygunsuz hale getiren belli bir sebep olduğu sürece önerilir diyemezsiniz. Tam tersi önerilmez. Tam tersi oradan uzak durmak gerekiyor. So long as gitti. Because the için derken kullandık, sebep sonuç yok. Justice tıpkı gibi bir benzerlik yok. But ancak fakat olmadı. Doğru cevap annes ifadesi oldu. Melikçe, madıkça, messe, masa derken kullandık. Yani bu yaşam tarzı derslerini unsuitable yani kötü hale getiren bir sebep olmadığı sürece böyle durumlar insanlara önerilir diyeceğiz. 17'ye geldiğimizde yaşam tarzındaki müdahaleler, hemen buraya baktığımızda ne gibi? İşte kilo verme, egzersiz gibi demiş müdahaleler azaltırmış. Neyi azaltırmış? Ölüm riskini azaltırmış. Nerede? İşte kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklı ölüm riskini azaltırmış. Diyabet riski olan insanlarda diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda nın aksine nın tersine olmadı. Saçez olabilir örnekleme. Instead of nın yerine olmaz. Apart from nın yanı sıra nın dışında olmadı. On behalf of adına namına bu da olmadı. Doğru cevap burada örnekleme veren such as'i kullanmış oluyoruz. Peki ben such as'in istersem şunu da yazabilir miydim? Like yapısını tabii ki yazabilirdim. Bu da yine doğru olurdu. Sıkıntı olmaz dedi sevgili arkadaşlar. Geldik 18'deyiz. Şimdi bizim buradaki arkadaşlar yapımıza dikkat etmemiz lazım. Demiş ki yeme hızını yavaşlatmak bitmedi. Akşam yemekten sonra abur cuburu kesmek bitmedi. Geç saatlerde yemek yememek güzel. Kilo vermeyi önemli ölçüde yardım eder diye kullanacağız. Peki burada bir ek bilgi silsilesi yok mu? Şunu yapmak, şunu yapmak, şunu yapmak diyeceğiz. With regard to ile ilgili alakalı olmadı. On account of den dolayı burada bir sebep sonuç yok ki. Yani akşam yemekten sonra abur cuburu kesmekten dolayı yavaş yemek diyemezsiniz ki. Kötü bir anlatım oldu. In spite of rağmen olmaz. In addition to'nun yanı sıra olacaktır. In terms of ise bakımının açısından olmaz. Doğru cevap Denizli seçeneği oldu. Yani şu iki unsuru yapmanın yanı sıra yeme hızını azaltmak, kilo vermeyi önemli ölçüde yardım edecektir. Biz ya da katkıda bulunacaktır diye çevirebiliriz sevgili arkadaşlar.
19'a geldiğimizde hemen şuraya baktığımızda more var. More intelligent demiş. Daha zeki ve daha iyi koordineli diye kullanacağız. İki taraf birbirine yapı ve anlam olarak paralelse ne yapıyoruz? Hemen not alıyoruz. Both and kalıbını kullanırız. Hem hem de anlamında. Not only but also kalıbını kullanırız. Hem hem de anlamında. Neither nor ne ne de. Either or, ya ya da derken kullanacağız. Bunlardan birini tercih etmemiz gerekiyor. İki taraf yapı ve anlamda birbirine paralelsin. Adına whether or dursun, either or duruyor. Not only but also duruyor. Such that gitti, neither nor dursun sevgili arkadaşlar. Bir konuya baktığımızda zaman hangi zaman çocukların demiş yürümeye başladığı zamanın hiçbir önemi yoktur. Bakın buradaki no önemli. Çünkü demiş bu erken yürüyenlerin daha sonrasında ne daha çok zeki olduğu ne de daha iyi koordineli olduğu ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Whether or der misiniz? Gerek gerek ister ister ıp ıpmadı olmadı. Either or ya ya da derken kullanırız. Olmaz. Not only but also hem hem de olmaz. Doğacak burada neither nor. Ya bu çocukların ne böyle ne böyle oldukları ortaya çıktığı için daha sonra hani hiçbir önemi yoktur diye kullanmak gerekiyor. Soru 20'ye geldik. Hemen şurada bir max demiş sevgili arkadaşlar. Demek ki burada bir fiil var. Dikkat etmek lazım. Şimdi bir önceki bölüme baktığımızda dijital aygıtların kullanımı artışta olduğu için hem küresel nüfusun yaklaşık yarısının 2050'ye kadar miyop olması bekleniyor. Burası bir tam cümle midir? Evet. Tam cümle olduğuna göre benim bir sıfat cümleciği kullanmam lazım. O yüzden isim cümleciği olan what, isim cümleciği olan how'ı göndermiş oluyoruz. Peki, that'i yine göndermek durumundayız. Çünkü that sol tarafına edat ya da preposition almaz. Ne kaldı geriye? Adana ve Ceyhan seçeneği kaldı. Ceyhan yapan arkadaşlarımız hemen seslemek istedim, uyarmak istedim. When yapısından sonra tam cümle kullanmak zorundayız. Burada tam cümle olmadı. Doğacak burada tabii ki which kalıbı oldu. Ki bu da bunu hızlı bir şekilde artan sağlık endişesi haline getirir deyip bütün cümle hakkında yargı bildiren virgül which kalıbını yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ilk 20'yi bitirdik. Gelelim şimdi diğer bölümün close testi sevgili arkadaşlar. Şimdi 21'e baktığımızda bir bağlaç sorusu. 22'ye baktığımızda bir bağlaç. 23 bir edat. 24 bir kısaltma. 25'e baktığımızda bu da bir kelime sorusu olarak karşımıza gelmiş. Yani sınavdaki dağılım karşımıza geldi. Hemen çeviriye baktığımızda gün boyunca demiş güzel. Stres yaşamak. Bakın burada bir present simple var, bir de sıkıntı var. Bizim bedenlerimiz otomatik olarak reaksiyon gösterir. Peki nasıl? Şu yollarla nasıl bir yolmuş? Bizi hazırlarmış ya savaşmak için ya da bundan kaçmak için bizi böyle bir yola hazırlar diye kullanacağız. Annesine baktığımızda medikçe madıkça bir uyarı olmadı. Ben olabilir mi? Evet, bir genelleme vermiş. Yani stresle karşı karşıya kaldığımızda vücut otomatik olarak reaksiyon verir diyeceğiz. Oldu rağmen olmaz. Justice tıpkı gibi olmadı. Even if çevresi sabrederken kullanırız olmadı. Doğacak when kalıbını kullanmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bakalım nasıl bir anlatım vermiş. Bu diyor sizin vücudunuzun stres cevabıdır ki başka bir şekilde şöyle bilinirmiş. Sizin diyor ya savaş ya da kaç cevabıdır diye böyle bir anlatım varmış sevgili arkadaşlar. Hemen diğer bölüme baktığımızda aşırı tehlike demiş tamam. Diğer tarafa baktığımızda bu fiziksel response yani bu fiziksel cevap yardım eder faydalıdır diye kullanacağız. Adana'ya baktığımızda aşırı tehlikeye rağmen faydalı diyemezsiniz. Bir zıtlık olmadı. By means of yoluyla vasıtasıyla aşırı tehlike yoluyla saçma oldu. As well as aşırı tehlikenin yanı sıra deyip ek bilgi kullanmak lazım. Olmuyor. Regardless of bakılmaksın düşünmeksin ki bakın A'daki ifadeye biraz yakın oldu. Olmaz. Doğacak burada in case of'u kullandık. Yani aşırı bir tehdit olma durumunda hemen tedbiri aldık. Tedbirimiz neymiş? Bu fiziksel cevap yardım eder diye kullanacağız. Faydalıdır diye kullanmak durumundayız.
Ancak demiş, böylesine demiş bir sıkıntının uzun süre devam eden durumu vücudun her bir bölümüne fiziksel bir zarara yol açabilir. Tamam, güzel. Meditasyon etkiler ne etkilermiş? Vücudu demiş tam tersi şekilde etkilermiş ki stresin yaptığı. Peki nasıl yaptığı? Nokta nokta yaptığı. Peki ne yaparak? Vücudun demiş bu rahatlama cevabını tetikleyerek stresin yaptığı dememiz lazım. Doğru cevap 23'e ne oldu? By artı Verpanci. Vücudun demiş bu rahatlama cevabını tetikleyerek stresin sebep olduğu yollarda tam tersi işler dememiz lazım. Over üzerinde olmadı. Into içine doğru olmaz. For makemak için yine olmadı. Without sis saçma olur. Bu olmadan nasıl bunu yapabiliriz ki sevgili arkadaşlar? Ne demiş bakar mısınız? Bu tamam güzel meditasyon. Vücudu demiş sakin bir duruma doğru ne yapmış? Restore edermiş yani düzeltirmiş diyeceğiz. Hemen sağ tarafa geldiğimizde vücut diyor kendi kendine ne yaparmış? Burada iyileştirir, tamir edermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir kısaltma var. Hemen şu kuralı, şu kullanımı hatırlamak lazım sevgili arkadaşlar. Eğer bir cümlede S ve O var, peşine bir virgül varsa aktif olduğunda verb ancak kullanacağız. Pasif olduğunda da ne kullanmamız lazım? Verb 3 kalıbını kullanmamız gerekiyor. Ama şuna fark etmemiz lazım. Orada bir tam cümle olacak. Tam cümlenin sağında virgül olup virgülden sonraki bölüme bakmamız gerekiyor. Adana'ya baktığımızda help pasif bir yapı olmadı. Bize aktif bir yapı gerekiyor. Bursa'yı ve Ceyhan'ı direkt gönderiyoruz. Çünkü olmaz. Tuğla başlayamayız. Edirne pasif bir yapı olmadı. Doğacak burada yardım etmek aktif olduğu için Denizli'yi kullanmak durumundayız ki bu da yani vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardım eder diye kullanacağız. Bitmedi. Zihninizi sakinleştirebilir ya da bedeni. Peki ne yaparak bu stres kaynaklı düşünceleri size böyle empoze ederek ya da işte bunları sessize alarak diyelim. Daha doğrusu sessize alarak vücuda ve zihninize yardım eder ki bu da vücudunuzun stres cevabını tetiklemekten alıkoyar diye kullanacağız. Aynı zamanda zararı nokta nokta hangi zarar? Stresin fiziksel etkisinden kaynaklı zararı ne olması lazım? Tabii ki iyi bir şey kullanmak lazım. Bir önceki cümlede ne demişti? Bedeni ve zihnimizi böyle sakinleştirir. Aynı zamanda deyip oradaki zararı bir engel koymak lazım. Adana zararı artırmak olmaz. Bursa zararı engellemek olur. Ceyhan zararı dağıtmak, yaymak olmadı. Denize zararı teşvik etmek olmuyor. Edine zararı sergilemek, göstermek olmadı. Doğacak burada prevent kelimesini kullandığı stresin sebep olduğu fiziksel etkilerden de zararı engeller diye kullanmak durumundayız. Diyelim ve soru 26 ile 30 arasına bakalım. 26'ya baktığımızda bir bağlaç, 27 bir kelime, isim sormuş, 28 bir tense, modal sormuş, 29 bağlaç, 30'da bir edat sorusu olarak karşımıza geldi. Demiş ki bütün gıdaların ve içeceklerin tamam pH değeri vardır ki bu ne anlama gelirmiş? Hidrojen gücü anlamına gelirmiş ve bir madde içindeki hidrojen iyonlarının yoğunlaşmasını ölçer diye kullanacağız. Tamam bu pH değeri 1 ile 14 arasında sıralanır diyeceğiz ki görmüşsünüzdür bazen sularda işte 7, 8 hatta çok nadir de olsa 9 görebilirsiniz. Burada bize sırayı teker teker vermiş sevgili arkadaşlar. Peki hemen geldik demiş ki bu çok az miktarda her bir yolda değişkenlik gösterse de birçok, burası önemli, bakın birçok su, ama nasıl su? Musluk ve şişe suyunun ortalama pH değeri neymiş? 7'dir ki bu da nötr, yani ortalama kabul edilir diye kullanacağız. Adana'ya baktığımızda ir irmez, burada herhangi bir öncelik sonralık olmadı. If ve as long as birbirine yakın. If eğer as long as the sürece gönderdik. Because sebep sonuç olmaz. Çünkü farklılık gösterdiği için diyemezsiniz. Doğacak burada Edirne seçeneği oldu. Yani aşağı yukarı farklılık gösterse de ortalama 7 civarındadır diye kullanacağız. Hemen bakalım ne vermiş.
pazarlanan, yani parayla satılan demiş, suların peki ne olarak? Alkalin olarak pazarlanan, yani alkalin su olarak söylenen bu suların daha yüksek pH değerleri varmış. Genelde 8 ile 9 arasında sevgili arkadaşlar. İnsanlar demiş aynı zamanda demiş şunları satın alırmış. Nasıl satılmış bakalım satın aldıkları şey. Şimdi demiş ki bu musluk suyunu alkalin haline getirmek için bu musluklara bağlanan hocam arıtma makinesi ya da arıtma satın alırmış diye kullanacağız. Amaç oradaki musluk suyunu daha da böyle o sıra pH'lerini yukarıya çıkarmak diye kullanacağız. Bitmemiş demiş ki vücudunuzda demiş aynı zamanda pH seviyesi de vardır. İlginç bir cümle olmuş. Hemen vücuda geçmiş. Örneğin demiş pH'in vardır ne varmış? Kanda nötrül olma gibi nokta noktası vardır. Başka midede düşük olma nokta noktası ve bu ince bağırsakta daha yüksek olma nokta noktası diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda eksikliği vardır. Saçma oldu. Tendisi yatkınlık eğilim olabilir. Ceyhan şiddet aşırılık olmaz. Denizli ölüm olmadı. Edirne kalıtımsallık olmaz. Doğru cevap burada Bursa seçeneği oldu. Yani böyle yatkınlığı vardı deyip orada ne yaptı? Durumları bize söylemiş oldu. Peki alkalin su sanayisi iddia ediyor ki sorunlar hangi sorunlar bakalım? Boşluğun sağına geldiğimizde vücut suyu asitli hale geldiğinde nokta nokta oluyor diye kullanacağız. Ben burada bir zaman bağlacı V'nin sağındaki cümleye baktığımızda present simple. O yüzden benim pasları göndermem lazım. Gitti Bursa. Gitti Denizli. Gitti. Var mı? Yok. İkisi gitti pas olarak. Peki. A, C, E'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar. Ceyhan ve Edirne birbirlerine çok yakın. Hani artmalı, Edirne'ye baktığımızda artmalı diye kullanacağız. Bir de burada herhangi bir sorun olmadığı için biz burada must arise'ı, ought to arise'ı kullanamayız sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kullanım hemen çalışalım. Şimdi siz bir cümlede olumsuzluk anlatan bir yapı görüyorsanız orada must, have to, need ya da işte had better, ought to gibi yapıları kullanamazsınız. Kullanılmaz diye kullanalım sevgili arkadaşlar. Örnek verecek olursak. Bugünlerde biliyorsunuz dünyanın başına bir virüs belası var. Şöyle bir şey der misiniz? Virüs daha fazla insanı öldürmeli der misiniz? Hayır diyemezsiniz. O yüzden benim burada gidip problemler ortaya çıkmalı diyemem ki. Yani problemlerin tam tersi ortaya çıkmaması için bir şeyler yapmam lazım. O yüzden burada ne yapacağım? Doğacak bir yer may olacak. May yoksa ne kullanacağım? Might kullanacağım. Eğer o da yoksa ne kullanacağım? Could, o da yoksa en son çare gider. Can'i seçeriz sevgili arkadaşlar. Could, can diye yazmış olalım. Peki devam edelim. Endüstri aynı zamanda iddia ediyor ki onların demiş ürünleri güzel. Bu pH değerini nötrül hale getirirmiş ve daha iyi bir denge sağlar diye kullanacağız. Ancak fakat deyip şuradaki ifadeyi görmemiz lazım. Yaygın yanılgının aksine bizim bedenlerimiz bu alanda herhangi bir ihtiyaca gerek duymuyor diye kullanacağız. Hani dedi ya bir önceki cümlede ihtiyaç duyarsan bu yardım eder. Ama bu bir yanılgıymış. Yanılgının tam tersi buna ihtiyaç yoktur diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda according to tabii ki olmaz. E göre irrespective of bakılmaksızın in terms of bakımından in contrast'ının aksine olur. In the name of Adana namına derken kullanırız. Olmadı. Doğru cevabımız Denizli seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki hemen burada şöyle çıkaralım. In contrast ifadesini gördüğümüzde şunları rahatlıkla hatırlamış olabiliriz. In contrast to popular belief yani popüler inanışın aksine işte yaygın düşüncenin aksine gibi böyle ifadeleri görmemiz mümkündür. Burada da öyle bir anlatım vermiş. Bakın yaygın yanılgının aksine deyip orada tam tersi bilgiyi bizim karşımıza getirmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen şurayı düzeltelim. In contrast to popular belief diye kullanmak durumundayız. Peki hemen şöyle arkadaşlar sağa sola çekelim daha net görünsün. Demek ki bizim inanılmaz derece demiş kapsamlı demiş bir sistemimiz vardır. Nasıl bir sistemmiş? pH değerini demiş muhafaza eden ki burada olması gereken değermiş. Nerede? Vücut içerisinde dememiz lazım. Adana vücut içine doğru olmadı.
Bursa vücudun içine doğru ya da vücuda doğru olmadı. Ceyhan vücut boyunca, vücut içerisinde, vücudun her tarafında olabilir. Binif vücudun altında olmaz. Against vücudun aleyhinde, vücuda karşı, bu da olmadı. Doğacak Ceyhan seçeneği olduğu vücutta olması gereken bu pH değerini muhafaza eden, tutan kapsamlı sistemimiz vardır diye kullanacağız. Doğacak burada 30'da ise Ceyhan seçeneği oluyor. Gelelim diğer bir bölüme, yani 31-41 arasındaki cümle tamamının bölümüne sevgili arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz bu bölümde? Hemen çalışalım. Özneye bakıyoruz. Öznemiz nedir? Orada referanslı ifade midir, değil midir? Bağlaç varsa bağlacın mantığı, bağlacın anlamı bizim için çok kıymetli. Referans takibi yapıyoruz. Konuya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Özne takibi yapıp orada soruya öyle yaklaşmamız gerekiyor. Peki hemen soru köküne baktığımızda çalışmalar gösteriyor. Gösterdiği şey neymiş bakalım. Hocam terapi, yani immünoterapi demişin, etkisi, tamam. Ne üzerinde? Kötü huylu melanoma üzerindeki demiş. Etkisi geliştirilebilir. Peki ne yaparak? Diğer kanser tedavileriyle bunu birleştirerek iyi bir şey yapılabilir. Tamam, bekliyoruz hocam, iyi bir şey yapılacağından bekliyoruz. Adana'ya baktığımızda ancak fakat demiş, burada Ivindo'yu görmemiz lazım. Uzmanlar demiş, gerçek rakam, neyin gerçek rakamı? Kötü huylu melanoma vakalarının gerçek rakamının daha yüksek olduğunu inanıyor. Burada herhangi bir şekilde öyle bir zıtlık kurgusu yok. Sayıyla ilgili bir anlatım vermedi sevgili arkadaşlar. Bursa'ya baktığımızda ancak fakat araştırmacılar demiş, bugünlerde arıyor. Peki neymiş? Yan etki profilini artırmanın yollarını arıyor. Burası iyi bir şey. Yukarısı da iyi bir şey. O yüzden Verez'e bunu bağlayamayız. Bu yüzden Verez'den dolayı gönderdik güle güle. C'ye baktığımızda derfor ifadesini anlatırdı. Sebep sonuç. Bu yüzden demiş. Tamam. Olumsuz etkileri baskılamak için kullanılan antikorlar NT hücrelerini tekrardan harekete geçirir diyeceğiz. Bir sebep sonuç var mı? Yok. Yani burada geliştiriyorsa niçin bunları aktivite etsin ki tekrardan? Deniz'e baktığımızda neydi Justice'in mantığı? Tıpkı. Tıpkı bir bilim insanının yolu onların ilaç kombinasyona doğru ilerlemesine öncülük etmesi gibi diyeceğiz. Var mı yukarıda herhangi bir şeyin başka bir şeye öncülük etmesi? Bu da olmadı. Doğacak. Bu da şu an Edirne gözüküyor. Ancak fakat D dediği hangisi? Tabii ki çalışmalar. Çalışmalar aynı zamanda şunu da gösterdi. Yukarıda dedi ya, gösteriyor. Gösteren şey neymiş? Bu kombinasyon, bak yukarıda demişti ya, diğer kanser tedavileri kombinleyerek, bu demiş kombinasyon, bu birleşimin yan etkilerde bir artışa sebep olduğunu da gösteriyor diye kullandık. Yukarısı iyi bir şey, artırılabilir. Burada bir gelişim sağlanabilir etki olarak. Edirne'ye baktığımızda yan etkilerde artışa sebep olmak deyip olumsuz bir şeyi kullanmış oluyor sevgili arkadaşlar. 32'ye geldiğimizde kadınlara sık sık tavsiye edilir. Neymiş tavsiye edilen şey? Bu kistlerin cerrahi açıdan aldırmaları tavsiye edilmiş. Peki ne olduğunda bile? Hocam bu kistlerin değeri referansı bu. İyi huylu olduğu düşünüldüğünde bile. Yani bunlar iyi huyluysa demiş. Siz yine de gidin cerrahi olarak işleme girin ve bunları aldırın diye bizim karşımıza getirmiş sevgili arkadaşlar. Peki Adana'ya baktığımızda olduğu gördük. Neydi olduğunun çevresi? Erhamen. Hemen bir bakalım ne vermiş. Ultrason tanıları ölümcül kistleri teşhis etmede genelde kullanılmasına rağmen. Burada herhangi bir şekilde konu olmadı. Konumuz bu kistlerin aldırılması diyeceğiz. Bursa'ya geldiğimizde kist patlaması gibi ciddi komplikasyon riski olduğu için kadınlara bu konuda böyle yapmaları önerilir. Neymiş önerilen şey? Kistlerini aldırmaları önerilmiş. Her ne kadar bunlar çok böyle hani zararsız olsa bile diyeceğiz. Güzel bir ifade oldu. On condition detinated anlamı şartıyla koşuluyla eğitimli ultrason teknikerleri güvenli bir şekilde kanseri hariç bıraktıkları sürece olmadı. Herhangi bir şart, koşul ve kanseri dahil etmemek olmadı. Denizli'ye baktığımızda given that'in çevresi dikkate alındığında düşünüldüğünde kadınların demiş
kanseri yol açmayan bu ovar kistleri için cerrahi işleme ihtiyaç duymuyor. Yani cerrahi işlem yaşamasına ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymuyorsa o zaman bu kistleri aldırması tavsiye edilmemesi lazım. Tam tersi burada tavsiye edilmiş. O yüzden ihtiyaç duymadıkları için bunları aldırmaları tavsiyedir diyemezsiniz. Edirne'ye baktığımızda bir lokal anestezi kist alım esnasında deriyi hissiz hale getirmek için kullanılsa bile diyeceğiz. Yine bir zıtlık ifadesi olmadığı için doğru cevap Bursa seçeneği oldu. Kist patlaması gibi ciddi komplikasyon riski olduğu için kadınlara bunları aldırmaları tavsiye edilir diyeceğiz. Her ne kadar kötü huylu olmasa bile. Soru 3'e geldiğimizde psikologlar demiş iddia ediyor ya da öneriyor. Ekran zamanı çok dikkatli bir şekilde gözlemlenmeli ya da takip edilmeli diyeceğiz. Peki Adana'ya baktığımızda ancak fakat bu modern günümüzdeki risk faktörü olarak dikkate alınmalıdır. Depresyon ve intihar için diyeceğiz. Zıtlık olmadı ki. Bir de burada hani bir beklenti de olmuyor. Gönderdik. Bursa'ya geldiğimizde Ezif neydi anlamamış gibi. Ya bazı elektronik aygıtların aşırı kullanımı en muhtemel suçluymuş gibi diye derseniz güzel bir ifade olmadı. Peki C'ye baktığımızda bu yüzden bundan dolayı tamam güzel. Endişe verici bir ilişki vardır. Peki neyle ne arasında? Aşırı ekran zamanıyla intihardan kaynaklı ölüm riski arasında. Burada bakın işi bozmuş. Eğer so değil de bir ez olsaydı olurdu. Bir sebep sonuç ilişkisi olmuyor. Denizli'ye baktığımızda bir koz vermiş. Nedir bir kozun çevresi? D için. Ergenlerin demiş ekran üzerinde ya da ekranda harcamış olduğu zaman depresyon ve intiharla alakalı davranışlarla bağlantılı olduğu için psikologlar demiş bu ekran zamanın çok ciddi bir şekilde, çok katı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Güzel bir çeviri oldu. Edirne'ye baktığımızda Verez var. Demiş ki depresyon ve demiş intihar oranları hangi hocam oranlar bir bakalım. 13 ile 18 yaş arasındaki ergenler için bu oranlar artışta olmasına rağmen diye kullanacağız. Herhangi bir zıtlık olmadı. Doğru cevap burada ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Ergenlerin ekranda harcamış olduğu zaman depresyon ve intiharla ilgili davranışlarla alakalı olduğu için bu ekran zamanları çok yakinen takip edilmelidir diye kullanacağız. Peki 34'e geldiğimizde bir kozu gördük ne anlatır? Bir sebep. D'ye baktığımızda bakalım bu D kimmiş neymiş? Onlar diyor koordine edermiş ve doğrudan diyor bakımı sağlarmış. Ve bu doğrudan bakımı da güvenli ve sağlam bir şekilde orada sunar diye kullanacağız. Peki Adana'ya baktığımızda hemşireler D'nin referans olabilir mi? Evet hemşireler demiş hastanede yatan hastalar için önemli demiş bakım hizmeti sağlayan kişilerdir. Çünkü doğrudan bakımı koordine edip sağlar ve bunu güvenilir ve test yani güvenilir ve sağlam bir şekilde teslim eder ya da sunar diyeceğiz. Olabilir. Bursa'ya baktığımızda her bir hasta bakım biriminin demiş her nöbet esnasında yeterli sayıda hemşiresi vardır. Çünkü şimdi eğer bunlar koordine etmezse bunların sayısı eksik mi kalacak? Saçma olur. Ondan dolayı burada rakamla oranla herhangi bir işimiz yok gönderdik. C'ye geldiğimizde hemşirelerin demiş çalışmış olduğu bu saatlerin uygun miktarı genelde hasta sayısına bağlıdır dedik. Yine burada konu dışı oldu gönderdik. Denizli'ye baktığımızda hemşirelerin iş yükü şu anlama gelir. Hasta sayısı ve hastanede yatma sayısıdır ki bu yatma gününde artar ne kadar bu hemşire hizmeti gereklidir bunu belirlermiş. Böyle bir anlatım da olmadı. İş yükünün ne anlama geldiğinden bahsetmedik. Edirne'ye baktığımızda bazı hastaneler %15'in üzerinde hedeflerini tutturmada başarısı olur diye kullanacağız. Yine konu dışı oldu. Doğru cevap Adana seçeneği oldu. Yani hemşireler demiş hastanede yatan hastalar için önemli demiş sağlık hizmetlerindeki unsurlardır, kişilerdir. Çünkü bunlar bu doğrudan bakımı koordine eder, sağlar ve bunu çok güzel bir şekilde ondan sonra hastalara sunar diyeceğiz.
35'e geldik. Çay tüketiminin evet sinir koruyucu rolü ne üzerinde? Bilişsel fonksiyon üzerindeki rolü belli başlı diyor. Çay türüyle sınırlı değildir diye kullanacağız. Güzel. Burada anlatmış. Adana'ya baktığımızda ne demiş Adana'da? Ancak fakat çayın tüketimi yaşlıları bilişsel bozulmadan koruyabilir. Çok konu dışı olmuş. Gönderdik burada. Yani belli başlı çayla alakalı sınırlı değil. Demek ki daha farklı çaylar da olabilir. Peki Bursa'ya baktığımızda fakat demiş. Bu uzun dönemli çay tüketiminin faydası çay yapraklarındaki bioaktif maddelerden dolayıdır. Zıtlık olmadı. Geç. Burada konunun farklı bir yönünden bahsetmedik. C'ye baktığımızda given that dikkate alındığında düşünüldüğünde yeteri kadar çalışmanın çayın antioksidan etkisi hakkında yapıldığı dikkate alınırsa belli başlı çayla sınırlı değildir deriz. Tam tersi eğer yeteri kadar çalışma yapıldıysa yani hangi çaylarla bağlantılı olduğunu söylemesi lazım. O yüzden gönderdik. Peki Denizli'ye baktığımızda çünkü diyor çay çay yapraklarından elde edilir. Ne gibi? Yeşil, siyah ve kokulu çay gibi. Bundan dolayı belli başlı tek bir tür çayla sınırlı değildir diyeceğiz. Güzel oldu. Peki Edirne'ye baktığımızda demiş ki çayın detaylı biyolojik mekanizmasını bizim anlamamız çok sınırlı olduğu için belli başlı türe özgü değildir. Saçma oldu hocam. Burada sebep sonuç ilişkisini kuramadık. Doğacağımız Denizli seçeneği oluyor. Geldik soru 36'dayız. Bakalım ne vermiş. Daha yaşlı bireylerde yeme bozukluklarının demiş sebepleri iyi bir şekilde gösterilip anlaşılamadı diye kullanacağız. Sıkıntı mı? Sıkıntı. Sebeplerini bilmiyoruz. Adana'ya baktığımızda neydi casesin anlamı? Tıpkı gibi. Tıpkı diyor. Onların hormon seviyesindeki değişikliklerden tetiklenmesi gibi. Var mı orada bir benzerlik? Var mı yukarıda tetiklenen bir şey? Olmadı. Peki Bursa'ya baktığımızda ancak fakat yeme bozuklukları 30 yaş altındaki insanlar için ayrı. Seçkin değildir diye kullanacağız. Bir zıtlık da olamadı arkadaşlar. Göremedik. Zıtlığı da ben burada çözemedim. Yani burada eşsiz değildir deyip orada başkalarının eşsiz olması lazım. C'ye baktığımızda only if need hatırlayalım. Sadece böyle olursa. Kadınlardaki hormon değişikliği yeme bozukluğunun gelişiminde risk faktörü olması şartıyla. Saçma oldu hocam. Bunu yani risk faktörü olması şartıyla iyi işte anlaşılmadı der misiniz? Kötü bir çeviri olur. Denizli'ye baktığımızda bunları tetikleyen faktörler konusunda büyük bir çalışma eksikliği olsa bile o zaman anlaşılması lazım. Orada belgelenmesi lazım. O yüzden even if işi bozmuş, even if değil de eğer bir since olsaydı, because olsaydı düşünebilirdik. Doğru hocam burada Edirne gözüküyor. Çünkü diyor bunun yani oradaki değil dediği hangisi? Tabii ki yeme bozukluklarını sadece genç kızları etkilediğine dair yaygın bir düşünce olduğu için bu yetişkin insanlardaki yeme bozukluğunun sebepleri anlaşılamadı ve çok net bir şekilde göz önüne serilemedi diye kullanacağız. Doğru cevap Edirne seçeneği olacak. Geldik soru 37'deyiz. Ezi gördük. Artış varmış. Nerede? Büyüme hormon salınımında uykunun bu aşaması diyeceğiz. Ne yapmam lazım? Bu aşamayı benim aramam lazım sevgili arkadaşlar. Peki hemen gelsin ne vermiş yoğunlaşalım. Şimdi derin uykunun referans bu olabilir. Evet yukarıdaki. Derin uykunun demiş en önemli fonksiyonlarından biri yeni anıların oluşmasıdır diye kullanacağız. Çünkü büyüme hormon salınımında artış vardır diyeceğiz. Yani güzel bir ifade oldu mu bence olmadı gönderdik sevgili dostlar. Güle güle. Hemen şöyle üstünü çizelim. Bursa'ya baktığımızda derin uyku var mı referans? Evet derin uyku demiş bilhassa genç çocuklar ve hala gelişmekte olan ergenler için önemlidir. Çünkü büyüme hormonunda artış vardır diyeceğiz. Evet çok güzel oldu. Bunlar için önemlidir. Çünkü hala devam ediyormuş diyeceğiz. C'ye baktığımızda yetişkinlerin olması gereken zindelik için günlük 7 saatten daha fazla uyuması gerekiyor. Çünkü büyüme hormonunda artış vardır diye kullanacağız. Geç olmadı. Denizli'ye baktığımızda direkt tanım vermiş. Yani derin uyku beyin dalgalarının
en düşük seviyede olduğu uyku süresidir diye kullanacağız. İbid olmadı, gönderdik sevgili arkadaşlar. Bu arada hemen şunu söylemek isterim. Ceyhan'da ayrıca referans ifade olmadığı için, yani o uyku zamanı dedi ya, this stage, ondan da eleyebiliriz. Onu hemen söylemek isterim. Edinliğe baktığımızda vücut demiş birçok temel süreç yaşarmış. Beynin optimal, yani olması gereken fonksiyon için değil kullanacağız. Konu dışı oldu. Da hocam burada Bursa seçeneği oldu. Yani derin uyku genç çocuklar ve hala gelişmekte olan ergenler için özellikle önemli. Çünkü uykunun bu aşamasında büyüme hormon salınımında artış vardır diyeceğiz. Peki 38'e geldik. Vücutta ölen hücreler demiş. Tamam, güzel. Bağışıklık sistemini kontrol altında olan demiş. Bağışıklık sistemini demiş. Yani kontrol altında tutar. Peki nasıl? Özel bir koruyucu mekanizma sayesinde. İyi bir şey mi? Evet. Yani bu hücreler özel bir koruyucu mekanizma sayesinde bu bağışıklık sistemini kontrol altında tutar diyeceğiz. Peki ne anlatmış bize burada? Tabii ki bir sebep anlatmış. Bakın bunu onun soru tuttuğu için dememiz lazım. Adana'ya baktığımızda onlar diyor, tamam, istenmeyen bağışıklık cevaplarını engeller. Neye karşı? Vücudun kendi dokusuna karşı. Evet, özel bir mekanizma ile koruyorsa demek ki bunları da koruyacaktır. Neye karşı? Bunlara karşı. Yani vücudun kendi dokusuna karşı diyeceğiz. Bursa'ya baktığımızda otoimmün hastalıkların bazıları kanser hücresine karşı özellikle savaşmada vücuttan kaynaklanır diyeceğiz. Saçma oldu, geç. Güzel bir ifade olmadı. Ben de üstünü çizmek lazım. Bazen abartıyorum, saçma diyorum ama gerçekten konu dışı olduğu için söylüyorum sevgili arkadaşlar. CN'e baktığımızda onlar büyük protein miktarıyla beraber bağışıklık sistemiyle karşı karşıya gelir ki bu da bağışıklık cevabını aktivite etmesi lazım. Harekete geçirmesi lazım diyeceğiz. Yine sonuç olarak olmadı. Gönderdik. Denizli'ye bakar mısınız? Biraz tanıma girmiş. Otoimmün hastalığı bağışıklık sisteminin vücudun kendi sağlıklı dokularına sağladığında olduğu bir durumdur diyeceğiz. Sonuç olarak olmadı. Edinliğe baktığımızda insan vücudunda milyarlarca hücre ölüyor. Ne olarak? Apoptosis olarak adlandırılan oldukça düzenli sürecin parçası olarak diye kullanacağız. Bu da olmadı. Doğru hocam. Burada Adana seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki geldik soru 39'a. Olduğu gördük mü? Gördük. Olduğun içerisine rağmen. Demiş ki memeyi koruyan demiş cerrahi işlem. Evet, gitgide kullanılmaktadır. Peki ne için? Daha yaşlı kadınları tedavi etmek için. Yaşı ilerlemiş kadınları tedavi etmek için. Peki hangi kadınlar bakalım? Bakın şu kansere sahip olan kadınlar. Ki bu neymiş? Bakın metastatik olmayan. Invasive, yani istila eden demiş, meme kanserine sahip olmayan daha yaşlı kadınları tedavi etmekte kullanılmasına rağmen diyeceğiz. İyi bir şey mi? Aslında baktığımızda evet, tedavi için kullanılırmış. Adana'ya baktığımızda özel bir hastada bir alternatif olarak kabul edilmektedir diyeceğiz. Geç olmadı burada. Bakın kötü bir şey aramam lazım çünkü orada artan şekilde kullanılmış tedavide. Peki Bursa'ya baktığımızda saç kremsin referansı var mı? Bu gibi iddiaları onaylamak için. Referans yok ki, direkt yapalım. Hemen içerisine yapalım. Yani daha fazla araştırma onaylamak için yapılmalı. Peki ne gibi neleri onaylamak için? İlaç şirketlerinden öne sürülen bu gibi iddiaları onaylamak için yapılmalıdır diyeceğiz. Tabii ki olmaz. C'ne baktığımızda hala önemli sosyoekonomik ve coğrafik farklar vardır. Bu tedavinin kullanımında evet. Yani burada insanları tedavi etmek için gitgide kullanıyor ama yani sosyoekonomik farklılıklar, coğrafik farklılıklar yine mevcuttur diye kullanacağız. Denizli'ye baktığımızda bazı hastaneler her kadına en yüksek demiş koruma ya da işte tedavi bakımı sağlıyor diyeceğiz. Ya da sağlamaya devam ediyor diyeceğiz. Olmadı. İyi bir şeyden bahsetti. Edirne'ye baktığımızda biraz konu dışı olmuş. Kuzeydeki demiş kadınların önemli ölçüde güneydeki demiş kadınlardan bunu alma olasılığı daha yüksektir diye kullanacağız. Öyle bir zıtlık olmadı. Doğru cevap Ceyhan seçeneği oldu.
Bu tedavi tarzı gitgide kullanılmaktadır ama sosyoekonomik farklar ya da coğrafi farklar maalesef yine bu tedavinin kullanımında mevcuttur diyeceğiz. 40'a geldiğimizde hafıza sorunları demiş, tipik bir şekilde Alzheimer'ın ilk sinyallerinden biridir diye kullanacağız. Sıkıntı mı? Sıkıntı. Peki adana'ya baktığımızda eğer bazı ilaçlar bu hastalığa sahip insanları tedavi etmek için resmi bir şekilde onaylanırsa diyeceğiz. Olmadı. Koşulun sonucu olmaz. Peki Bursa'ya baktığımızda fakat demiş, Alzheimer'ın demiş ilk başlangıcı 30 ile 60 yaş arasında meydana gelir ve çok nadirdir diyeceğiz. Oldu mu? Bu da olmadı. Kötü oldu. Çünkü burada hani hangi yaş aralığı ve sıklığını bize söylemedi ki. Burada çok nadir deyip yukarıda yaygın demedi. Gönderdik. C'ye baktığımızda Alzheimer'lı insanların araba sürmek gibi günlük işleri yapmakta zorluk yaşamasına rağmen diyeceğiz. Sıkıntı yukarısı da sıkıntı olmadı. Denizli'ye baktığımızda the condition dediği hastalık yani Alzheimer'ın demiş ilk semptomları kişiden kişiye değişkenlik gösterse de değişmeyen şey neymiş? Bakın tipik bir şekilde olan neymiş? Hafıza problemleri bu Alzheimer'ın tipik göstergelerinden birisidir diyeceğiz. Güzel bir çeviri oldu. Edinliğe baktığımızda bu yüzden bazı insanlar hastalık geliştikçe endişeli, kızgın ya da şiddete yatkın olur diyeceğiz. Bu olmadık yani işaretlerinden biri olup da insanlar bir anda buna sinirlenmiyor, bir anda buna kızmıyor. Doğru cevap Denizli seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Geldik 41'deyiz. Bakalım ne vermiş diyor ki. Hocam tedaviler demiş insanlar için çözüm olabilir. Hangi insanlar? Aşırı kilolu olan insanlar ya da kiloyla alakalı sağlık sorunu olan insanlar için demiş. Yani tıbbi tedaviler bir çözüm olabilir diye kullanacağız. Peki Adana'ya baktığımızda çünkü ezin çevresi orada çünkü diyelim. Çünkü yeni kilo verme tedavileri ve bariyatrik cerrahi işleminin uzun dönemde faydası vardır diyeceğiz. Olmadı konu dışı oldu arkadaşlar. Uzun dönemde faydası olduğu için çözüm olabilir der misiniz? Geç. Zaten net bir şey anlattığı için orada çözümü olabilir diyemezsiniz sevgili arkadaşlar. Bursa'ya baktığımızda so long is neydi anlamadığı sürece ne olduğu sürece bilhassa kalp olmak üzere hiçbir organ kilodan dolayı zarar görmediği sürece çözüm olabilir. Saçma oldu. Zarar görmediği sürece çözüm olabilir diyemezsiniz ki. Hani zarar görse belki bir çözüm ararız ama zarar görmediği sürece çözüm olmaması lazım. Peki C'ye baktığımızda if var. Ana cümlede bir modul da var. O da bize yardım edebilir. Yani yaşam tarzı değişimleri kiloyu azaltmada başarılı değilse o zaman ne olacakmış? Hemen cerrahi işlem çözüm olabilir diyeceğiz. Tabii ki oldu. Denizli'ye baktığımızda so. Neydi çevirisi? Bu yüzden demiş. Kilolu olmak ya da obezite olmak yüksek kan basıncı için büyük bir risktir dedik. Sebep sonuç ilişkisi olmadı. Bir çözüm varsa niçin bu çözümün sonucunda risk olsun ki? Edirne'ye baktığımızda tıpkı yaşam tarzı davranışlarının yıllar boyunca sürdürülmemesi gibi var mı yukarıda sürdüremediğimiz bir şey? Bakın not sustained demiş bunu sürdüremedik. Yukarıda yine sürdüremeyen bir şey olmadığı için doğru hocam. Ceyhan seçeneği oldu. Şöyle bir anlatım vermiş burada. Yani yaşam boyunca kilo vermede eğer değişimleri yapamıyorsak, spor yapamıyorsan, beslenmene dikkat edemiyorsan o zaman devreye ne geliyor? İşte hemen orada cerrahi işlem girip insanlar için bu çözüm olabilir sevgili arkadaşlar. Peki gelelim diğer bir soru türüne yani çeviri bölümüne sevgili arkadaşlar. 42-47 arasında bölümde İngilizce verip orada en yakın Türkçe cümleyi bizden istemiş. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Hemen şurada bir ana fiile bakalım. Yan cümle var mı yok mu? Bağlaç var mı? Yoğunlaşmak gerekiyor. Bakın orada bir if var. If'in çevisi eğer ya da sa diyeceğiz. Sağ tarafa bakar mısınız? Ağaç varsa bölgenizde. Bölgenizde ağaç varsa diye çevirmek lazım. Peki bizim ana fiilimiz ne oldu bakar mısınız? Are far less likely to be admitted. Yani hastaneye kabul edilme olasılığı oldukça düşüktür ya da çok daha düşüktür diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda çok daha düşüktür olabilir. Bursa'ya geldiğimizde büyük ölçüde azaltılar olmadı.
Ceyhan'a baktığımızda hastaneye yatılır olmadı. Denizli'ye baktığımızda çok daha düşük olacaktır. Orada bakın bir vil yapısı yok olmadı. Edirne'ye baktığımızda çok daha düşüktür derken tabii ki bunu kullanabiliriz çünkü yüklem burada oldu. Peki hemen bakalım yan cümle iftiya iyi çeviri yapmak lazım. Mahallelerinde çok sayıda ağaç olan ve kirli kentler kirli kentsel alanlarda yaşayan insanların astım nedeniyle hastaneye yatırılma olasılıkları çok daha düşüktür. Burada if'in karşılığı yok ki. Var mı? Ben göremedim bakın. Ağaçlar da ağaç olan demiş. Orada herhangi bir şeyde yan cümle olmayacak sevgili arkadaşlar. Peki Edirne'ye baktığımızda kirli kentsel alanlarda yaşayan insanların mahallelerinde çok sayıda ağaç varsa bakın if'in karşılığını verdi. Astım nedeniyle hastaneye yatırılma olasılıkları çok daha düşüktür diye kullandık. Doğru cevap burada Edirne seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Temiz bir soruydu yaptık ve geçtik. 43'e geldiğimizde bizim yan cümlemizde hemen bir bakalım. Yan cümlemiz burada owing to yani den dolayı diyeceğiz. Hemen şöyle aldık. Yükleme baktığımızda hemen şöyle geldik. Has decreased yani azalmaktadır ya da azalmıştır diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda azaltmıştır. Burada bir aktif bir fiil kullanmış. Hayır. Azalmıştır dememiz lazım. Burada azaltmıştır demiş ya arkadaşlar. Orada bir aktif yapı kullanmış olmaz. O yüzden gönderdik. Hemen üstünü çizdik. Bursa'ya baktığımızda kaynaklanmıştır. Olmaz. Cihan'a baktığımızda değişiklikler olmuştur. Olmaz. Denizli'ye baktığımızda azalmıştır. Bakın güzel oldu. Azaltmış değil. Azalmıştır. Edirne'ye baktığımızda değişikliklerdir diye kullandık. Gönderdik doğacak. Burada ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Bakın direkt yüklemden bunu halletmiş olduk. Peki hocam Adana'yı seçmek için ne yapmak lazımdı? Bakın azaltmış da dedik ya. Şöyle olması lazım. Decrease the number. Yani sayısını azaltmak gibi düşünmeniz lazım. Böyle bir kullanım olsaydı o zaman düşünebilirdik. O yüzden Adana yapan arkadaşlarımız ya hocam işte decrease kelimesini vermiş ama aktif mi yoksa pasif mi ona bakmak lazım. Çünkü bu kelime hem geçişli hem de geçişsiz fiil olarak kullanılabilir. Burada azalmıştır diye çevirmek durumundayız. Peki orada owing to'nun karşılığı var mı? Denizli'ye baktığımızda bakın nedeniyle diye vermiş. Orada owing to'nun da karşılığı olmuş. Hızlı bir şekilde geçebiliriz. Temiz bir soru oldu sevgili arkadaşlar. Soru 44'e geliyoruz. Biraz küçültmek istiyorum. İyice görülsün. 44'e baktığımızda sevgili arkadaşlar. Bir saniyeniz istiyorum. Biraz daha küçültmek lazım ki iyice görülsün. Şimdi konuya baktığımızda ne vermiş burada? Researchers demiş. Shout demiş. Yani araştırmacılar diye gösterdi. Peki ne yapmamız lazım? Burada araştırmacıları yan cümleyle açıklamak lazım. Böyle 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 yapan araştırmacılar göstermiştir diye kullanacağız. Adana'ya baktığımızda gösterilmiştir. Hayır olmadı. Bursa'ya baktığımızda göstermiştir. Tabii ki olur. Ceyhan'a baktığımızda ortaya koyulmuştur. Pasif bir yapı olmaz. Gönderdik. Denizli'ye baktığımızda göstermiştir. Olur. Edirne'ye baktığımızda var oldu görülmektedir. Olmadı. Ana fiiller ne yaptık? 5'ten 3'e indirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Peki bir de şunun farkına varmamız lazım. Orada style bir verb ayıncı yan cümle olduğu için araştırmacıları açıklaması gereken bir unsur sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda akupunktur ve standart tıbbi bakımla tedavi edilen hastalara odaklanan birçok klinik araştırmanın sonuçlarını inceleyen araştırmacılar. Güzel bakın inceleyen araştırmacılar akupunkturun kare değer iyileşme sağladığını gösterebilecek önemli kanıtlar var olduğunu göstermiştir diyeceğiz. Denizli'ye baktığımızda araştırmacılar demiş bakın dikkat ederseniz burada yan cümle vermemiş. Tek bir özne kullanmış olmaz. Bir de dikkat ederseniz. Denizli incelemiş ifadesini yani sen yan cümleye gidip burada direkt yüklem yapmışsın bunu kullanamayız sevgili arkadaşlar o yüzden burada araştırmacılar ve incelemiş ifadelerinden dolayı rahatlıkla edebiliriz bir de V'nin karşılığı var mı orada herhangi bir karşılığı da yok ondan dolayı göndermiş olduk doğacak Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşlar geldik soru 45'teyiz şimdi soru 45'te şuna bir bakmak lazım. As in buradaki çevirisi the için ya da çünkü diyeceğiz.
Yüklem ne olur burada bakar mısınız? Oynar, ne oynarmış? Önemli bir rol oynarmış. Sağlıkta D için diye kullanmak gerekiyor sevgili dostlar. Bir de şuradaki produce var ya, bu da yan cümle. Üretilen nitrik oksit dememiz lazım. Bakın üretilen diyeceğiz. Çünkü hemen ismin yanında verb 3 olduğu için onu ne yapmış? Tanımlamış ve bizim buradaki ifademiz bir yan cümle. Yani üretilen nitrik oksit diye çevirmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Peki, yüklem ne olacak? Orada oynamaktadır. Yani rol oynar diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda rol oynar der miyiz? Evet, olabilir. Önemli bir rol oynar dedik. Dursun bakalım. Bursa'ya baktığımızda önemli bir rol oynar. Tabii ki olur. Ceyhan'a baktığımızda doğal olarak üretilir. Bakın üretmek fiili orada ana fiil olmaz. Yani cümle. Denizli'ye baktığımızda üretilir olmaz. Edirne'ye baktığımızda izin verir. Böyle bir ana fiili kullanamayız. Gönderip sevgili arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda insan vücudunun doğal yollarla ürettiği, bakın ürettiği diyemezsiniz ki, dıdı değil, üretilen dememiz lazım. Oradaki verb 3 en an diye çevirmek zorundadır. Burada dıdı diyemezsiniz sevgili arkadaşlar. O yüzden ben hemen ne yaptım? Buradan gönderdim. Bursa'ya baktığımızda insan vücudunda doğal olarak üretilen, bakın üretilen en an nitrik oksit kan akışını artırmak için oksijen ve besinlerin vücutta dolaşmasına izin vererek, bakın burada bay artı vörpancı da var, yaparak ederek kan damarlarını gevşettiği ve genişlettiği için sağlıkta önemli rol oynar diye kullandık. Doğu hocamız burada Bursa seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Soru 46'ya bakalım, nasıl bir anlatım vermiş. Hemen şöyle biraz daha büyütelim, hemen gelsin. Şimdi burada arkadaşlar doğuyu görmemiz lazım. Doğunun çevresi ancak ya da eramen diyeceğiz. Şuraya baktığımızda may show, yani gösterebilir. Ne gösterebilir? Semptom gösterebilir. Diğeri demiş daha uzun semptoma sahip olabildiği kullanmamız gerekiyor. Bir kere Adana'ya baktığımızda mümkündür diye bir yüklem hiçbir yerde yok. Yani mümkündür diye bir ifadeyi kullanamayız ki yüklemde. O yüzden göndermiş olduk. Bursa'ya baktığımızda görülebilmektedir. Var mı orada görülebilmektedir? Bu da olmadı. Gönderdik. Öyle bir ana fiil yok. Ceyhan'a baktığımızda sahip olabilir. Evet, orada doğuyu ancak deyip sonra sahip olabilir diyebilir. Denizli'ye baktığımızda görülmektedir. Böyle bir ana fiil yok yukarıda. Peki Edirne'ye baktığımızda sahip olabilirler. Tabii ki neden olmasın? Orada doğuyu böyle çevirebiliriz. Ancak diye çevirsek bakalım. Peki Ceyhan'a baktığımızda yani travmatik bir deneyimden sonra. Evet bak burada hemen vermiş. Travmatik bir deneyimden sonra bir kişi zamanla, one person, evet zamanla doğal bir şekilde azalan belirtiler gösterebilir. Bakın ne yapmış? Doğal bir şekilde azalan belirtiler gösterebilir. Fakat bir başkası another günlük aktiviteleri, tamam, everyday activities gerçekleştirmeyi zorlaştıran, bakın that make it difficult, zorlaştıran uzun süreli belirtilere sahip olabilir. Bakın long lasting symptoms may have sahip olabilir. Güzel. Edirne'ye baktığımızda hiç uzatmadan bazı insanların karşılığı yok, gönderdik. Bazı insanlar değil, bir insan diye çevirmek zorundayız. Ufak bir dikkat ile Edirne'yi de göndermiş oluyoruz. Peki soru 47'ye geldik. Bakalım ne vermiş soru 47'de. Bizim var mı burada herhangi bir yan cümlemiz ya da daha doğrusu bağlacımız var mı? Okuyorum yok. Demek ki benim yüklemim ne oldu? Are fine tuned, yani ince ayar yapmak diye kullanmak gerekir. Adana'ya baktığımızda ince ayar yapılır oldu. Bursa'ya baktığımızda ayarları belirler. Öyle belirlemek fiili yok, gönderdik. Ceyhan'a baktığımızda belirler olmadı. Denizli'ye baktığımızda rol oynar olmadı. Edirne'ye baktığımızda belirlenmesiyle yapılır. Bu da olmadı. Çok net bir şekilde doğacağımız Adana seçeneği oldu. Ama biraz da detaylara inelim. Hızlı bir şekilde çözdük ama bakalım. Bakın demiş ki kemik onarım bozulumu. Hemen vermiş kemik bozulumu. Ve sonraki demiş onarıma. Tamam. Kemiği bozan hücreler ve osteoklastlar ve yeni kemik matrisi üretenler arasındaki karmaşık etkileşimler yoluyla diye kullanacağız. Tamam, hemen bakalım. Bakın üreten dedik. Enan şurada hemen gördük. Üretenler. Başka ne var burada? Bakın karmaşık demiş etkileşim yoluyla. Bakın orada through kelimesini verdi. Etkileşimler yoluyla demiş. İnce ayar yapılır diye kullandık. Aslında yüklemden direkt çıktı ama oradaki yan cümleleri de görmüş olmak istedim. Peki geldik sevgili arkadaşlar.
Ne yapıyoruz? Soru 48 ile 53 arasında. Bu sefer Türkçe verip İngilizce karşılık istemiş. Hemen bakalım ne vermiş. Kekkeme olan insanlara özgü tanısal beyin belirteçlerini bulmak. Özne ne oldu? Bu oldu bakın. Belirteçlerini bulmak, mekmak diyeceğiz. Bilim adamlarının gelecekte bu alanları hedef alan tedaviler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bulmak yardımcı olabilir. Bulmak yardımcı olabilir. Adana'ya baktığımızda bilim insanların bulması gerekiyor. Geç güle güle. Bursa, tanısal beyin belirteçleri bulunmalı. Geç olmadı. C'ye baktığımızda tanısal beyin belirteçlerini bulmak might be able to develop. Yani burada geliştirebilir diye kullanacağız. Olmadı. Gönderdik. Bakın orada yüklem yanlış oldu. Geliştirebilir diyemezsiniz. Denizli'ye baktığımızda bilim insanları tamam eşsizdir diye kullanacağız. Bu da olmadı. Özne ve yüklem tamamen farklı oldu. Edirne'ye baktığımızda bakın bulmak neyi bulmak? İşte özgü, yani, tanısal beyin belirteçini bulmak ki özgü olan bakın orada direkt hemen bunu kullandık. Yardımcı olabilir. Cool tap deyip orada ne yaptık? Yüklemi görmüş olduk. Doğru hocam, Edirne seçeneği oldu. Geri kalan detaya bakmaya gerek yok. Çünkü zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır. Yüklemden çözdük ve geçtik. Peki 49'a geldiğimizde hemen bakalım ne vermiş sevgili dostlar. Bilim insanları özlemimiz bu. Bakın herhangi bir yan cümle yok. DNA onarım süreçlerinin nasıl yönetildiğini tam olarak anlamak için, mekmak için DNA'yı onarma ve korumada etkin olan mekanizmaları araştırıyorlar. Bilim insanları araştırıyorlar deyip orada yan cümle olarak ne vermiş? İşte bunları araştırıyor diye kullanacağız. Adana'ya baktığımızda öznemiz de bilim insanları ama nasıl? Araştıran bilim insanları. Bakın orada bizim yan cümlemiz yok. Bilim insanları araştırıyor dememiz lazım. Bizim ana fiilimiz buradan olmuş. Armeniş olmuş. Gönderdik. Bursa'ya baksanıza bilim insanları amaçlıyor. Özne tamam da amaçlıyor fiili olmadı. Gönderdik. C'ye baktığımızda bilim insanları araştırıyor. Dursun. Denizli'ye baktığımızda det bilim insanları araştırıyor ifadesi bir yan cümle olmaz ki. Det orada yani bilim insanlarının araştırıyor olması mesiması diye çevirmek zorundayız. Bunu da gönderdik. Edirne'ye baktığımızda bizim bilim insanlarımız ne olmuş? Bakın by scientist deyip nesnin konumunda olmuş. Bilim insanları tarafından araştırılmaktadır. Kötü bir ifade oldu. Doğru cevap ne oldu? Hemen baktığımızda Ceyhan seçeneği oldu. Özneden ve yüklemden yapmış olduk. Bakın bilim insanları araştırıyor. Mekanizmaları geri kalan bölümde teker teker bize vermiş. Anlamak için dedi ya bakın şurada to fully comprehend, anlamak, kavramak için dedi. Bizim karşımıza getirdi. Soru 50'ye geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım ne demiş? Çoğu büyük proteinli ilaç, aslında burada bir virgül olması lazım hemen söylemek istedim. Burada ilaç diye virgül koymamız lazım. Emilmeden önce güzel bir before aramak lazım. Sindirim sistemindeki enzimler tarafından parçalandıkları için, bakın dığ için ağızdan verilemez. Yani proteinli ilaç ağızdan verilemez diye kullanacağız. Adana'ya baktığımızda, bakın orada ez var güzel. Büyük proteinli demiş ilaçlar, tamam. Emilmeden önce, tamam. Sindirim sistemindeki enzimler tarafından parçalandıkları için. Burada hemen arkadaşlar bir detay vermek isterim. Doğru cevap Adana. Şurada by'dan sonra şunu yazmak lazım sevgili arkadaşlar. Enzimler var ya onu atlamış yazar. O yüzden hemen şurada enzimler diye kullanmak lazım. By'dı hemen bunu yazıp bir de in'i eklemek gerekiyor. O yüzden kitapçıkta böyle bir eksiklik olabilir. Muhtemelen PDF'de yoktur. Varsa da hemen düzeltmiş olalım. Peki onlar demiş ağızdan verilemez. Şu an ana cümlemiz yani daha doğrusu doğacağımız adan oldu. Bunu hemen çözmüş olduk. Peki Bursa'ya baktığımızda dığ için var ama bakın ne olmuş burada? Enzimler, bakın enzimler parçaladığı için. Yani oradaki enzimler tarafından diyeceğimize enzimler ne olmuş? Gidip orada yan cümlemizin öznesi olmuş. Hayır, enzimler tarafından dememiz lazım. Peki C'ye baktığımızda enzimler demiş parçaladığı için. Bakın yine enzimler parçalamak diyeceğiz. Enzimler tarafından dememiz lazım. Olmuyor. Peki Denizli'ye baktığımızda given that, bakın yine given that'ten sonra enzimleri özne yapmış. Breakdown hocam burada parçalamak demiş.
Peki Edirne'ye baktığımızda bakın ne demiş? Are broken'den yani parçalanmaktadır diye kullanacağız. Bu da şeyin karşılığı yok ki. Yani the içinin karşılığı olmadığı için bunu da gönderdik. Doğacağımız Adana seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Geldik soru 51'deyiz. Özne'ye bakalım neymiş Özne'miz? Metospim olarak bilinen yeni mikroskoplar. Tamam bakın bu da bir yan cümle vermiş. İnsan saçından 5 kat daha ince olan enan tek bir nörona kadar beyin dokusunun en küçük ayrıntısını görüntüleyebilmektedir. Bakın ne yapmış orada? Bir beceriden, bir mümkünetten bahsetmiş ve aktif yapıyı kullanmamız gerekiyor. Adana diyenler, can be image pasif bir yapı olmaz. Bana aktif bir yapı gerekir. Bir de ne olmuş Adana'da? Özlemiz gidip yan cümleye nesne olmuş sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda can image görüntüleyebilmektedir. Olabilir. Birazdan detaylara bakalım. Ceyhan'a baktığımızda bizim ana fiilimiz ne olmuş? Bakın 5 kat daha fazladır diyeceğiz. Ana fiilimiz bu değil ki. Ana fiilimiz can artı fiilin birinci hali. Denizli'ye baktığımızda have the potential potansiyeli vardır diyeceğiz. Bu da olmadı. Bakın orada yine bir kenlik durum yok. Edirne'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar hemen baktığımızda nerede bizim ana filimiz? Görüntüler deriz. Orada herhangi bir şekilde bir modül yok. Bunu da göndermiş olduk. Doğru cevap burada Bursa seçeneği oldu. Bakın yeni mikroskoplar deyip hemen orada yan cümle vermiş. Bakın bilinen demiş. Bunlar yapabilmektedir diyeceğiz. Beyin dokusunu demiş. Küçük ayrıntılarını ki tek bir nöron ki bu 5 kat daha fazla olan. Bakın orada detiz deyip enan diye vermiş. 5 kat daha ince olan pardon ince olan diye kullanmamız gerekiyor. Bursa'yı doğru cevap olarak yaptık ve geçtik. Soru 52'ye geldik. Hemen bakalım ne vermiş. Şimdi özneye baktığımızda sosyal medyada günde 3 saatten fazla zaman geçiren ergenlerin özne bu. Tamam. Sosyal medyayı hiç kullanmayan ergenlere kıyasla yan cümle geldi. Yüksek düzeyde içselleştirme davranışları sergileme olasılıkları daha yüksektir. Yüklem ne oldu? Olasılıkları daha yüksektir diye kullanacağız. Peki Adana'ya baktığımızda benlik bir durum var mı? Yaptıklarında ettiklerinde hayır, benlik bir durum yok. Yani bir yan cümle yok orada sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda bakın ne olmuş bakar mısınız? Sosyal medyayı hiç kullanmayan ergenler. Şimdi burada yukarıdaki nesneyi gidip burada özne yapmış öyle bir kullanım yok. Oradaki özneyi aşağıdaki özneye, oradaki nesneyi aşağıdaki nesneye getirmek lazım sevgili arkadaşlar. Ece'ye baktığımızda yan cümle vermiş bakın. Harcayan ondan sonra ergenlerin demiş sergiler diyeceğiz daha yüksek seviyesi. Bak sergiler demiş burada yüklemi böyle kullanmış. Burada daha yüksektir dememiz lazım sevgili arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Peki Denizli'ye baktığımızda bakın ergenler hangi ergenler? Sosyal medyada 3 saatten fazla zaman harcayan ergenlerin hemen şuna bakar mısınız? Are more likely to exhibit yani gösterme olasılıkları daha yüksektir. Yüksek seviyede içselleştirme davranışı compared to bakın dedi ya kıyasla. Hemen compared to ne yapacağız? Kıyasen kıyasla kime? Şey, hiç kullanmayanlara kıyasla diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki Edirne'ye baktığımızda şuradaki cause bizim ana filmimiz olmuştur. Yani sebep olma olasılığı yüksektir. Sebep olmak diye bir yüklem kullanamayız, fiil kullanamayız. Doğacak Denizli seçeneği oldu. Geldik 53'e sevgili arkadaşlar. Bakalım ne vermiş, neler vermemiş. Biraz daha herhalde küçültmek gerekir ki yapabilirim. Şöyle 160 yaparsak herhalde işimizi görecektir. Peki, çocuk doktorları öznemiz böyle oldu. Tamam, bazen yoksulluk gibi yaşam boyu kötü sağlığın en önemli çocukluk etkenleriyle başa çıkmaya yardımcı olacak bir strateji bulamaz. Güzel, bakın bir strateji bulamaz. Ve bundan dolayı, bunu görmek lazım, and therefore, and thus dememiz lazım. Sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak tam potansiyeline ulaşamazlar. Bakın oradaki özne ortak oldu. Yani bunlar demiş bulamaz ve ulaşamazlar diye kullanacağız. O yüzden özne çocuk doktorları dememiz lazım sevgili arkadaşlar.
Peki Adana'ya baktığımızda demiş ki çocuk doktorları bazen tam potansiyeline ulaşamaz. Bakın yanlış yerde vermiş. Hani sen ve bundan dolayı var ya ve bundan dolayı olan bölümü hemen ne yapmışsın? Burada ilk tarafı almışsın. Buranın bir sırası var sevgili arkadaşlar. Yani ilk önce benim burayı sonra buraya çevirmem lazım. Burada ne olmuş? İlk önce Adana'da 2, sonra 1'i çevirmiş. Alakası yok. O yüzden direkt gönderdim. Okumaya bile gerek yok. Peki Bursa'ya baktığımızda çocuk doktorları beklenmez. Burada var mı herhangi bir böyle bir yüklem? Olmadı. Ceyhan'a baktığımızda ifin karşılığı var mı? Hani gerçek bir yöntem yoksa bunda karşılığı yok. Sevgili arkadaşlar. Peki Denizli'ye baktığımızda çocuk doktorları bazen bulamazlar. Bakın are unable to find bulamazlar. Ve bundan dolayı ulaşamazlar diye kullanacağız. Güzel bir çeviri oldu. Edirne'ye baktığımızda bakın ne olmuş yine? Yanlış vermiş. Yani cannot reach'i ilk önce çevirmiş. Hadi onu da geçtik hocam. Onu da dikkate alma. Annesin var mı karşılığı? Yapmadıkça, etmedikçe bu da olmadı. Doğacağımız Denizli seçeneği olacak. Yani burada sırayı takip ettiğimizde, oradaki yüklemi takip ettiğimizde çok uzun bir cümle olsa da rahatlıkla yapılabilecek bir bölüm olarak karşımıza gelmiş. Şimdi gelelim diğer soru türüne. Yani bize bir paragraf vermiş. Burada boşluk bırakmış. Bu boşluğa anlamca hangisi gelir? Onu isteyecek sevgili dostlar. Peki yapmamız gereken soru şu. Boşluğun nerede olduğuna bakmak lazım. Ortada, başta, sonda. Boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki anlatıma bakmak lazım. Konumuzun, sınırımızın, limitimizin ne olduğuna bakmak lazım. Referansı takip etmek gerekiyor. Peki hemen şuraya baktığımızda they say onlar söylüyor. Onların bir referansını aramak lazım. Bu bağlantı demek ki burada bir bağlantı varmış. Bu bağlantı demiş kaynaklanabilir. Bakın burada bir olasılık vermiş. Neden kaynaklanabilir? Ayrı bağlantılı bir faktörden kaynaklanabilir. Ve aynı zamanda şunu söylemişler. Daha fazla araştırma gerekiyormuş. Demek ki orada bakın bir yani netlik yok. Sebep olabilir. Daha fazla araştırma gerekiyor. Ne için? Belirlemek için. Neyi belirlemek için bir bakalım. Bu tedavilerin çocukların sağlığını etkileyip etkilemediğini belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor. Hemen bakalım ne vermiş? Anne olacak demiş. Anne olacak insanlar ya da anne adayları var olan bu yönergeleri takip etmelidir. Ne için? Gerekli ilaçları kullanmak için ve doktoruna ya da hemşiresine başvurmalıdır. Semptomlar devam ederse onlar tavsiye edecekler sevgili arkadaşlarım. Onlar dedi yine oradaki D kimse onlar bunu söylüyormuş. Peki hemen yoğunlaşalım bakalım ne vermiş? Annesi demiş mide ekşimesi yaşayan demiş çocuklar ne zaman hamilelik esnasında böyle bir sıkıntı yaşayan çocukların astıma yakalanma riski çok daha yüksek olabilir diye kullanacağız. Peki onlar söylüyor demiş ya onlar derken kim arkadaşlar bilmiyoruz ne yapmam lazım? Onların kim olduğunu bulmam lazım. Onlar söylüyor derken tabii ki burada aslında şuna bakmak lazım insanlardan bahsetmek lazım. Adana'ya bakar mısınız? Ancak fakat deyip orada yeti kullanmış bir anda tanıma geçmiş. Mide ekşimesi, mide asitinden kaynaklanır. Peki nasıl bir asitmiş? Mideden geçip arka tarafa ilerleyen bir asit. Alakası yok. Konu dışı oldu. Bizim burada tanımla işimiz yok. Burada konumuz mide asiti ya da mide ekşimesi yaşayan insanların sıkıntılarından bahsedeceğiz. Bursa'ya baktığımızda aynı zamanda tamam olsun görmek lazım. Bu hastalık hormonal değişimden dolayı hamilelik esnasında çok yaygındır. Peki daha öncesinde başka bir dönemde yaygın mı ki burada da yaygın olsun sevgili arkadaşlar? Hayır öyle bir şeyden bahsetmedi. CN'a baktığımızda DAS demiş. Bu yüzden demiş H2 reseptör olarak bilinen ilaçlar ve demiş şu protonlar ne yaparlarmış? Asit ondan sonra çekilmesini engellemeye yardım eder diye kullanacağız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Dane referansı yok bile. Onlar söylüyor dedi ki ya benim bunu aramam lazım. Denizli'ye baktığımızda ancak fakat uzmanlara göre bakın orada Dane referansı burada verdi. Potansiyel bağlantı hangi bağlantı? Sağlık kayıtları konusundaki araştırmalardan gelen potansiyel kaynak potansiyel bağlantı çok da net değildir.
O yüzden bak demiş ki bir bağlantı var. Bu bağlantı ayrı farklı bir faktörden kaynaklanabilir ve bu bağlantı için daha fazla araştırma gerekiyor diyeceğiz. Peki edinmeye baktığımızda benzer bir şekilde bu ilaçların kullanımı doğmayan bebekteki alerji riskini artırabilir. Peki var mı bu ilaçların referansı? Yok. Peki benzerlik var mı? Yok. Doğacak. Burada Denizli seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Değin de referansını bulduk. Geçişi de çok güzel bir şekilde yapmış olduk. Peki gelelim soru 55'e. Biraz daha büyütelim şöyle daha rahat olsun. Daha net bir şekilde görebilirsiniz. Boşluğun sağına geldiğimizde daha fazla araştırmayla tamam mümkündür. Neymiş mümkün olan sevgili arkadaşlar? Bilerek, isteyerek, kasten bu becerileri demiş geliştirmek mümkündür. Peki kim adına? Yaşlı insanlar adına. Hangi insanlar? Dünya çapındaki yaşlı insanlar adına. Peki ne olarak? Beynin onsur kötüleşmesine bir önlem olarak. Nerede? Sağlıklı demiş yaşlanmada ve bozukluklara karşı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Güzel. Ya burada beynin kötüleşmesi ve bozukluklara karşı burada iyi bir şeyden bahsetmiş. Peki konuya bakalım ne demiş konuda? Yaygın bir şekilde varsayılır. Dikkat ve işlevsel fonksiyonlar yaşla beraber azalır. Tamam güzel. Ancak demiş bazı çalışmalardan elde edilen demiş belirsiz ipuçları vardır ki bu varsayımlar hakkında sorular, şüpheler ortaya çıkarmış. Yani böyle bir varsayım ama var ama yani olmayabilir de şüpheler varmış. Bu gibi çalışmalar gösteriyor ki bu becerilerin demiş önemli elementleri aslında ne yaparmış? Yaşlanma esnasında gelişirmiş. Hani değil yukarıda biraz bu konuda kafa karıştıran sorular ortaya çıktı. Muhtemelen şundan dolayı biz hayatımız boyunca demiş bu becerileri ne yapabilirmişiz? Uygulayabilirmişiz. Yani yaşlansak bile biz bu becerileri yaptığımız için herhangi bir şekilde bu beceriler gerilemez tam tersi ilerler diye kullanacağız. Zaten boşluğun sağında da ondan bahsetti ve boşluğun sağına dikkat ederseniz dünya çapındaki insanları, dünya çapındaki yaşlı insanlar da söyledi sevgili arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda yaşlanmayı ilerletmek ya da ilerleyen yaş diyelim. Zihinsel becerimizde geniş kötüleşmelere sebep olduğu gösterilmiştir. Nerede burada yetişkinler, nerede dünya çapında, nerede iyi bir şey sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda bu daha önemlidir. Neden dolayı? Dünya çapında hızlı bir şekilde yaşanan nüfustan dolayı bu oldukça daha önemlidir ve bunu yapmak hangi şey yapmak? Dünya çapında yaşlı insanlar için bu becerileri geliştirmek mümkün olabilir diyeceğiz. Yani olabilir mi? Bir bakmak lazım arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda önemli beyin fonksiyonları demiş. Tamamdır. Hangi beyin fonksiyonları baktığımızda bizim yeni bilgilere ulaşmamıza olanak sağlayan önemli fonksiyonlar daha yaşlı bireylerde gelişebilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani şimdi burada beyin fonksiyonlarından falan çok bahsetmedi ki konu burada dikkat ve bu işlevsel becerilerden bahsetmiş. O yüzden gönderdik. Beyin fonksiyonlarına girmeyeceğiz. Denizli'ye baktığımızda bu fonksiyonların birçoğu zihin gibi, hafıza gibi bilişsel ifadenin önemli yönlerini altını çizer dedik. Olmadı. Bak yine burada herhangi bir şekilde yaşlılığa ya da yaşlı insanlara atıfta bulunmadı. Edirne'ye baktığımızda o uyanık olma, gelen bilgiye cevap vermek için artırılmış hazırlık ya da işte uyanma dönemidir diye kullanacağız. Bu da olmadı. Doğru cevap burada Bursa seçeneği oldu. Bu daha önemlidir. Neden dolayı? Dünya çapındaki hızla gelişen yaşayan nüfustan dolayı yani daha iyi bir araştırma sayesinde bu insanlarda bunları yapmak da mümkün olabilir. Amaç beyindeki kötüleşmeye karşı koruma ya da bozukluklara karşı koruma olması lazım sevgili arkadaşlar. Peki dedik soru 56'ya gelelim. Şimdi boşluğun sağına baktığımızda however demiş. Çok da güzel bir geçiş yapmış. Ancak diyor yeni bir yaklaşım. Acaba yeni bir yaklaşım iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir bakalım. Burada tümör hibrit hücre alanları tamam. Bu bölgedeki tümör hücrelerine karşı
bağışıklık cevabını indükleyebilir, yani tetikleyebilir diyeceğiz. Neyden ziyade? Doğrudan onlara saldırmaktan ziyade. Bakın iyi bir şey. Bu yöntem iyi bir şeymiş. Bu diyor bugünlerde diyor bir umut vaat ediyor. Promise burada umut diyeceğiz. Tamam anlatmış. Sonuç olarak demiş hastanın demiş bu tümörlü hücreleri ki aynı zamanda bağlantılı bu tüm hücre bağlantıları ilgili bağlantılar öldürülür diye kullanacağız. Zaten amaç buradaki tümörlü hücrelerin yok edilmesi. Demiş ki bağışıklık cevabından kaçınmak için gelişen mekanizma geliştiren tümörlü hücrelerden dolayı bu yaklaşım tam da yerinde gelmiş, tam da zamanda gelmiş bu konuya, bu hastalığa yeni bir çözüm sağlayarak. Bakın burada tümörlü hücreler ne yapıyormuş? Kaçıyormuş bu bağışıklık cevabından. Wait kelimesi kaçınmak ve mekanizma geliştiriyormuş. İşte diyor ki bu yeni yöntemle biz bunları herhangi bir yere kaçmadan yakalayacağız ve öldüreceğiz. İyi bir şey mi? Buraya baktığımız aslında artı bir şey diyebiliriz. Çünkü orada bir yöntemin önemli bir şeyden yani bir yöntemin vaadinden bahsetmiş. Hemen bakalım kötü huylu tümörler dünya çapındaki ölümlerin önde gelen sebepler arasındadır. Sıkıntı. Güncel tedavi yöntemleri hemen söylemiş. Kemoterapi, radyoterapi, kök hücre, ondan sonra işte aktarımı ya da işte bunların kombinasyonları en çoğunlukla etkilidir. Fakat diyor normal dokulara da yan etkiler, hangi etkiler? Ciddi yan etkiler indükleyebilir. Yani ciddi yan etkilere sebep olabilir diye kullanacağız sevgili arkadaşlar. Peki Adana'ya baktığımızda ayrıca da has demiş tümörler bu geleneksel terapilerin çoğuna direnç gösteriyor. Peki bu geleneksel terapilerin tedavilerin karşılığı var mı? Var. Neydi bunlar? İşte kemoterapi, radyoterapi bunlara karşı direnç gösteriyor. Sıkıntı mı? Evet. Ancak yeni bir yaklaşım artık bunu tersine çevirecek dememiz lazım. Peki Bursa'ya baktığımızda fakat demiş bu füzyon hücreler var mı bunun referansı? Hayır. Gösteriyormuş. Neymiş gösterdikleri şey? Artan bir beceri, özellik. Peki ne için? Kan hücresindeki bağışıklık cevaplarını tetiklemek için dedik. Referans ve anlam olmadı. Benim sıkıntılı bir durum aramam lazım. CNA baktığımızda benzer bir şekilde demiş bağışıklık sisteminin bu tedavilerde önemli rol oynadığına dair artan kanıtlar vardır. Yukarıda sıkıntılı bir durumdan bahsetmiş. Benzer bir şekilde deyip iyi bir şeyden bahsedemezsiniz ki sevgili arkadaşlar. Gönderdik. Denizli'ye baktığımızda ancak demiş metotlar tümörlü hücreleri öldüren hücreleri indükleyerek yani bunlara sebep olarak belli başlı kanser hastalarında yeni tedavi yolu sunuyor. Sıkıntı aramamız lazım. Benim burada bakın hemen iyi bir şey götürdü. Edirne'ye baktığımızda doğru yolda bağışıklık etkilerini aktive etmek, yani harekete geçirmek, kanser tedavisinin yeni formlarını sunabilir dedik ki burası da iyi bir şey. Bana kötü bir şey gerekiyor. Adana'ya bakar mısınız? Adana'da tümörler demiş direnç gösteriyormuş bu geleneksel tedavilere karşı ancak yeni bir tedavi, yeni bir yaklaşım bunu tamamen yok edecektir diye kullanacağız. Peki soru 57'ye geldiğimizde hemen boşluğun sağına baktığımızda burada bunu bir aramak lazım. Onlar demiş bağırsak içindeki glikozu algılar, anlar. Bu bulgu diyor diyabet ve obezite için ileride demiş muhtemel sebepleri sunabilir diyeceğiz. Peki bakalım nasıl bir anlatım vermiş. Araştırmacılar demiş insanların bağırsaklarında tat reseptörleri yani tat alıcılar belirlemişlerdir. Bilim insanları daha önceden gösterdi ki şekerli yani bu şekerlerin emilmesi nerede bağırsakta protein tarafından. Ondan sonra araya girilir ki bu bir şeker taşıyıcı proteindir ki bu da gıdaların şeker içeriğine göre değişiklik gösterilmiş. Tamam güzel burada anlattık. Bu diyor bağırsak glikoz algılama sistemini kullanırmış bu varyasyonları bulmak için. Fakat şu ana kadar bu sistemin demiş doğası belli bir dereceye kadar belirsiz hale gelmiştir. Tamam bakın burada artık sıkıntı yavaş yavaş geldi sevgili arkadaşlar. Bu tat reseptörleri yani alıcıları T1, R3 ve bu TETG proteini zaten yukarıda söylemiştik protein ağızdaki tatlı tadı görmede de tatlı tadı hissetmede önemlidir diye kullanacağız. Güzel ağızdan bahsetmiş. Şimdi boşluğun sonuna geldiğimizde onlar deyip bunları aramak lazım.
bağırsak içindeki glikozu da artık algılar diye görmemiz lazım sevgili arkadaşlar. ADN'ye baktığımızda ne demiş ADN'ye bakar mısınız? Hücreler demiş sürekli enerjilerini değerlendirir ya da besin durumlarını büyüme ve hayatta kalmayı sürdürmek için. Alakası yok. Konu bir anda burada hücrelere geçmiş. Peki Bursa'ya baktığımızda onlar diyor şekeri algılar ve yapay tatlandırıcıları ve ağızda sınırlı değildir. Burada onlar bağırsaklıkı glikozu tespit eder derseniz ya burada bir zıtlık aramak lazım. Herhangi bir zıtlığa geçmemiş. Zaten bir önceki cümlede ağızda demiş. Burada demiş ki ağızda sınırlı değildir. O zaman niye aynı şeyi farklı farklı söylüyorsun ki? Peki hemen geldik diğer tarafa. Demiş ki bu damaktaki tat hücreleri demiş insülin salınımı düzenler hormonları ki bunlar da aşırı düzenler diye kullandık. Yine çok genele gittik. Denizli'ye baktığımızda bu diyor izah edebilir. Bu dedi bu çalışma. Bu çalışmayı ben göremedim ki. Bu çalışma demiş niçin yapay tatlandırıcı malzemelerin kilo vermede yardımcı olmadığını izah edebilir. Bir referans yok. Peki Edirne'ye baktığımızda bugünlerde çalışmalar gösteriyor ki bu iki protein var mı referansı? Evet. T1, R3 ve G proteini demiş. Aynı zamanda bu bağırsaktaki tat hücrelerinde de yer alır. Özel tat hücrelerine yer alır. İşte burada ne yapıyormuş? Bu bağırsak içindeki glikozu tespit edip sonrasında bu obezite ve diyabet için bir umut ya da bir olası ihtimal sağlıyor diye kullandık. Doğacağımız Edirne seçeneği oldu. Peki geldik 58'e. Boşluğun sağına bakar mısınız? Çeşitli kronik hastalıklar ki bunları hemen söylemiş. Şunlar, 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 şunlar anlatmış hocam. Boş laf. Bunların demiş bu messengerlarla yani bu aktarıcılarla bağlantısı olduğu bilinir diye kullanacağız. Bakın bu messengerlar nelermiş bir bakmak lazım. Peki biraz yukarı aldık. Bilim insanları demiş tamam gen beslenme etkileşimlerin etkilerini bulmaya çalışıyormuş. Nerede? Farklı nüfuslarda neyle alakalı? Hastalıkla alakalı. Yani gen ve beslenme etkileşimi diyeceğiz. Yeni bir çalışmada araştırmacılar demiş gösterdi. Neyi gösterdi? Farklı ataları olan demiş insanların belli başlamış bu yağ nasıl işlediklerini gösteriyormuş ki yağın ismine baktığımızda PUFA olarak adlandırılmış. Onların bulguları gösteriyor ki belli başlı yağlı asitteki önemli artış ki bu neymiş bakalım omega 6 pufaları Amerika beslenmesinde neyle beraber? Genetik bir yatkınlıkla beraber yani beslenme ve genetik yatkınlıkla beraber demiş. Sebep olmuş hangisi neye sebep olmuş? Afrika kökenli demiş insanların daha etkili bir şekilde bu pufa uzun dönemli PUFA'ya dönüştürmesine sebep olmuştu diye kullanacağız. Nerede? İnsan bedenine diye kullanacağız. Uzun bir cümle olmuş. Yani burada şunu demek istiyorum. Yağlı asit türünde ki bu Amerika beslemesinde varmış. Aynı zamanda genetik bir yatkınlık. İki tane unsur var. Bunlar hocam Afrika kökenli insanların etkili bir şekilde bu pufaları uzun dönemli demiş zincirdeki pufalara dönüştürmesine sebep oluyor. İnsan vücudunda diye kullanacağız. Hemen boşluğun sağına geldiğimizde çeşitli hastalıklar bu messengerlarla yani bu aktarıcılarla bağlantılı dememiz lazım. Burada bizim bir unsurumuz şu these messengers'ın referansını yapmamız lazım aramamız lazım. Peki Adana'ya baktığımızda var mı onun referansı? Yok. Son zamanlarda çok fazla gelişim kişiye özel tıbbi anlama, yani tıbbi anlamada yapılmıştır, ilerlenmiştir diye kullanacağız olmadı. Bursa'ya baktığımızda bu gibi gözlemler deyip referans vermemiş. Bu gibi gözlemler. Yani niçin batılı beslemelerin Afrika kökenli Amerikalıları farklı etkilediğinin sorusunu ele alır diyeceğiz. Geç. C'ne baktığımızda uzun zincirli pufalar sonrasında sırayla bu iltihap veren, iltihaba sebep olan messengerlara dönüşebilir. Evet ne diye? Ya bu işte beslenmeyle alakalı pufalar long chain uzun zincirli pufalara dönüşebilir. İnsan vücudunda boşluğun sağına geldiğimizde bu messengerlar yani bu aktarıcılar birçok hastalığın sebebi olabilir. Burada zaten bakın iltihap veren, iltihaba yol açan messenger dedik. Referans da var, olumsuz da var. Peki Denizli'ye baktığımızda
Şimdi iltihap messenger'ı konusundaki güncel çalışmalar ilktir. Peki neymiş ilk olarak geldiği unsur? Afrika kökenli nüfuslara bakan ilk çalışmadır. Alakası yok. Gönderdik. Peki Edirne'ye baktığımızda Afrika ve Avrupa atalarından yani Avrupa kökünden gelen insanlar arasında çok fazla genetik bir farklılık vardır. Konuyu bir anda başka yere getirmiş. Doğru cevap burada Ceyhan seçeneği oldu. Referanstan ve olumsuz yapıdan Ceyhan rahatlıkla seçebiliriz sevgili arkadaşlar. Soru 59'a geldiğimizde ayrıca dahası demiş onların demiş dış görünüşü mikroskop altında tamamen farklıdır. Bak burası yeterli aslında. Demek ki bir önceki cümlede farklılık aramam lazım. Onlara kendi kimliğini yani bu hücrelere kendi kimliğini veren ve onları farklı yapan onların kendisine ait epigenetikleridir ki bunlar kimyasal değişimdir. Gen ifadesini kontrol eder. Aslında buraya kadar anladık da okuyorum hocam. Yoksa aslında anladık. Onlarca yıl kabul edilmiştir. Peki tümörlü unsuru hücrelerin demiş bu benzemesi ki bu fenotip diye geçermiş. Bu normal hücrenin demiş ilk görünüşüne demiş çok alakalıdır. Çok farklıdır. Onunla hiçbir yakınlığı yoktur. Uyumsuzdur diyeceğiz. Ayrıca son zamanlarda keşfedilmiştir ki sıra dışı demiş bir olay kanserde meydana gelebilmiş. Bir hücre türü diğer bir hücre türü yani farklı bir hücre türü olabilir diye kullandık. Ya burada şunu anlatmış arkadaşlar. Burada tamamen demiş ki burada farklılıktan bahsediyorum. Sen farklılığa yoğunlaş, farklılığa bakmak gerekiyor. Peki bakalım ne vermiş? Bedendeki demiş bütün dokuların benzer DNA'sı vardır fakat çok farklı fonksiyonlar sergiler ve çok farklı yönleri vardır diye kullanacağız. Evet bakın burada farklı yönlerden bahsetti. Ne yapmam lazım? Farklı yönlerden bahsetmem lazım. ADN'ye baktığımızda bu yüzden bu süreçler, ben bu süreçlerin referansını göremedim. Bu süreçler demiş trans farklılık olarak adlandırılır ve bir ilaçtan kaçmak için tümörlü hücreler tarafından kullanılır. Geç. Bursa'ya geldiğimizde ancak bu gibi kimyasal değişim var mı? Yukarıda kimyasal değişim hayır. O yüzden gönderdik. Bu gibi kimyasal değişim dokunun trans farklılık oluşumuna girmesiyle alakalıdır diye kullanacağız. Bu da olmadı. Zaten anlamdan önce referanstan gönderdik. CN'e baktığımızda benzer bir şey demiş. Bu trans farklılık örneği ilginçtir. Çünkü davranışı da değiştirir. Burada var mı bir farklılık? Hayır. Bana bir farklılık söylemen lazım mı? Sonra trans farklılık diyesin sevgili hocam. Peki Denizli'ye baktığımızda ancak bu keşif yani keşif hadi yukarıdaki cümle olsun. Kanser tedavisine dirençli ortaya çıkan unsurlardan kaçınmaya yardım edebilir dedik. Hayır burada bir benzerlik aramamız lazım. Edirne'ye bakar mısınız dedi ya. Vücuttaki bütün dokular benzer DNA'ya sahiptir fakat çok farklı fonksiyonları sergilip çok farklı yönleri vardır. Örneğin demiş akl yuvarlarla demiş ve bir nöron benzer genetik malzemeyi paylaşır DNA gibi fakat çok farklı unsurun görevleri rol alır diyeceğiz. Deyip orada farklardan bahsetmiş olduk. Bize zaten oradaki dokuları da yani akyuvar ve nöronu da vermiş oldu sevgili arkadaşlar. Soru 60'a gelelim. Yani diğer soru tarzına gelelim. Ne vermiş burada? Anlam akışını bozan yapılar. Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Hemen burada hatırlatma yapalım. Cümle 2'ye bakıyoruz. Yepyeni bir cümle böyle başlanır mı başlamaz mı? Hemen bakalım demiş ki umut edilir ki demiş bu inhibitör yani bu engelleyici demiş gizli kanser hücrelerini tekrardan programlayacak. Ne için? Bağışıklık hücreleri tarafından tekrardan tespit edilebilsin diye. Şimdi yepyeni bir cümleye böyle başlanmaz ki bu inhibitör dediğimiz unsur nedir bilmiyoruz ki onun referansını aramam lazım sevgili arkadaşlar. İnşallah yoktur. Yoksa da hocam Bursa olur. Peki demiş ki hocam uveal melanom tamam ki bu çok nadir demiş kötü huylu demiş melanom türüdür. Neymiş bakalım? Pigmentlerde başlar. Pigment hücrelerinde başlarmış. Onun sonra derinin değil de gözün diyeceğiz. Bak burada nakbat kalıbı var. Yani derideki pigment hücrelerde değil de gözün pigmentlerinde başlar diye kullanacağız. Peki Bursa'ya geldiğimizde disk inhibitörün referansı var mı? Yok. O yüzden doğruca Bursa seçeneği olacaktır ama okuyalım arkadaşlar. Demiş ki
Bakın deri melanom için immünoterapi ki bu checkpoint inhibitörleri kullanırmış. Hemen böyle çevirebilirsiniz. Bu etkili olmuştur birçok vakada fakat demiş bu diğer yani intraoküler melanoma uygulamadı diye kullanacağız. Yaklaşık 80 insan demiş. Bu uveal demiş melanomu yıllık olarak alırmış ve yarısı demiş metastasas ondan sonra yaşarmış ya da görülmüş. İşte sıklıkla burada karaciğerde bu hastalığa sahip insanlar da bu teşhisten sonra maalesef hayatını kaybeder diye kullanacağız. Zaten dörtte teşhis alın bize söylemiş oldu. Doğru hocam. Burada inhibitörün referansı olmadığı için Bursa seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki 61'e geliyoruz. Hemen bakalım cümle 2'ye baktığımızda. Yepyeni bir cümle böyle başlanabilir mi? Hiçbir sıkıntı olmaz. Peki konuya bakalım. Acil bir ihtiyaç vardır. Faktörlere ulaşmak ya da faktörü ele almak için hangi faktörler demiş? Zatürre olan hastalardaki antibiyotik direncini artırmak için faktörleri ele almada ihtiyaç vardır diyeceğiz. Tamam. 2'ye gelseniz ya. Zatürre demiş. Akciğerlerdeki bir enfeksiyondur. Bakar mısınız? Bir anda tanıma geçmiş. A ve B'de tanım varsa ya doğru cevap A'dır ya da B'dir. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü tanımı durduk yere kullanmaz. Peki neymiş hocam bunlar? İşte bu sıvıların ve onun irinin bunlarla yani hava parçacıkları dolmasına sebep olurmuş. Bu da öksürük, efendim özellikle ateş ve nefes almada zorluk ve diğer semptomlara yol açar diye kullanacağız. Konu neydi? Bir de yani zatürreli hastalarda antibiyotik direncini artıran faktörleri ele almak. B'de ne oldu? Zatürre'nin tanımından bahsetti. Acaba 3, 4, 5 tanıma mı gidecek yoksa antibiyotik direncine mi gidecek ona bakmak lazım. Demiş ki etkili tedavi olmazsa enfeksiyon ölümcül olabilirmiş ki genç çocuklardaki en yaygın ölüm sebebi buymuş arkadaşlar. Yani etkili tedavi değilmiş. Aslında 2'yi sürdürdü. Küçük çocuklarda demiş zatürre virüslerden kaynaklanabilir. Fakat belli başlı bakteriler de enfeksiyonun da yaygın sebepleridir. Güzel. Yüksek gelirli ülkelerde hemen şurada influenza türlerini söylemiş. Bunlar demiş en yaygın zatürrenin bakteri sebepleridir. Ki bunlar antibiyotik terapiyle çok etkili bir şekilde tedavi edilir diyeceğiz. Doğru hocam. Burada net bir şekilde Adana oldu. Adana'da antibiyotik direncini artıran faktörleri ele almak diye unsur vermiş. Ama Bursa'dan itibaren hiçbir şekilde öyle bir anlatımı sağlamamış. Peki 62'ye geldik. Hemen bakalım ne demiş. It is not demiş tamam. Başka. It also gets demiş. Baksanıza burada it'in referansına bir bakmak lazım sevgili arkadaşlar. Demiş ki Jen'in büyüdükçe güzel. It'in referans burada Jen'in. O sürekli annesine mesaj alırmış. Tamamdır. Bu diyor mesaj onun diyor yani kadının annesinin diyor kalp atışı değildir. Ya da demiş ondan sonra işte whatever music she might play to her belly. Değil mi hocam hani çocuğu duysun diye ona çaldığı herhangi bir müzik değildir. O diyor bu ondan sonra plasenta demiş yoluyla kimyasal sinyallerdir. Hani dedi ya burada mesaj alır bu kimyasal sinyallerdir. Bunlara demiş annenin demiş zihinsel durumuyla ilgili sinyaller olabilir. Bunları içerirmiş. Güzel yine sinyalden bahsetti. Deniz'e bakalım. Bebeğin gelişimini yavaşlatan şey değişen koşullardır. Konu sinyal almaktan bir anda gelişimini yavaşlatan şeye geldik. 5'e bakar mısınız? Bu yüzden anne demiş depresyondaysa. Dedi ya bakın annenin hocam mental durumu. Eğer demiş anne depresyondaysa bu doğduktan sonra demiş bebeğin nasıl gelişimini ya da gelişim yöntemini etkiler diye kullandık. Doğru cevap Deniz'in seçeneği oldu. Konu dışı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki geldik 63'e. Bakalım ne vermiş 63'te. Boşluğun sağına geldiğimizde uzmanlar bir zamanlar olsun inandı. Bu damar sıkışıklığı gelişir. Çok fazla kolesterol demiş. Bu damarlarda tıkandığında işte bu plak olarak bilinen yağlı depolar. Yepyeni bir cümle böyle başlanabilir. Sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Peki konuya bakalım. Araştırmacılar demiş. Diyabetin nasıl? Peki ne yaparak? Bakar mısınız? Orada by deyip yan cümle vermiş. Yani, iltihabı yönlendirip kan akışını azaltarak bu diyabetin
önemli ölçüde, ciddi ölçüde damar tıkanıklığını nasıl artırdığını göstermiştir, keşfetmiştir. Uzmanlar bir zamanlar, bak, bir de ne demiş? Keşfetmiş son zamanlarda, çünkü present perfect, bir zaman demiş, demişler ki bu damar tıkanıklığı ortaya çıkarmış. Ne zaman ortaya çıkarmış? Plak olarak adlandırılan yağlı depolarla beraber. Eğer bu damarlarda demiş olsa çok fazla kolesterol tıkanırsa buna inanmışlar diyeceğiz. Tamam, güzel. Onlar kalp hastalığının demiş temel sebebi olarak bilinir. Konu bir yana kalp hastalığına niye geldi ki? Konu damar tıkanıklığıydı. Onlar tam referans olabilir. Ama burada arkadaşlar konu değişti. Konu kalp hastalığına geçti. Peki denizliğe baktığımızda kan damarları demiş tamamen tıkandığında kalp krizi demiş inme meydana gelirdi. Tamam, bak hemen 2'deki ifadeyi söyledi. Ancak demiş günümüzde birçok kişi katılıyor ki vücudun demiş bağışıklık sisteminin bu yağlı birikime karşı olan reaksiyonu kalp krizi riskini onsuz ortaya çıkarır diye kullanacağız. Bu hocam burada çok net bir şekilde Ceyhan seçeneği oldu. Çünkü orada kalp hastalığının tetiklericisinden bahsetmiş. Gönderdik, güle güle. Soru 64'e geldik. Hemen bakalım ne vermiş. Cümle 2'ye baktığımda demiş ki cümle 2'de sigara içenler aynı zamanda yepyeni cümle. Böyle başlanmaz o zaman Adana'yı dahil edemeyiz. Yani Adana'ya benim muhtacım. Cümle 2 ile eğer parafa başlayamıyorsam 1 ile başlamam lazım. Peki şöyle bir unsur olabilir mi hocam? Peki 3 ile başlayamayız mıyız? Hocam 3 ile başlarsan o zaman 1 2 atmak zorundasın. 2 doğru cevap olur. Peki 1'e muhtacız. 1'e diyoruz ki sen gitme, sana ihtiyacım var. Sigara içenler demiş 4 kat daha ondan sonra rapor ediyormuş. Neymiş? Gece uykusundan sonra sabah böyle demiş unrested yani uyanmayan yani huzursuz ya da yorgun bir şekilde uyanma raporunu veriyormuş ve bu 4 kat daha fazlaymış. Yani toparladığımızda sigara içenler gece uykusundan sonra sabah kalktıklarında yorgun kalkıyormuş ve bu 4 kat daha fazlaymış. Sigara içenler aynı zamanda demiş derin uykuda daha zaman harcarmış. Ve sigara içmeyenlere göre hafif uykuda daha fazla zaman geçirilmiş. Sıkıntı, bakın birdeki sıkıntı, yorgun kalkıyor. İkiye geldiğimizde derin uykuda az uyuyor ki az uyuması kötü bir şey. Hafif uykuda daha fazla uyuyor. Bu da sıkıntı, hemen uyanabilir diyeceğiz. Tamam. C'ye baktığımızda araştırmacılar speküle ediyor ki nikotinin demiş uyarıcı etkileri sigara içen insanlarda her gece nikotin withdrawal yani nikotin çekilmesine sebep olabilir diyeceğiz. Olabilir, bak burada yine ne oldu bakar mısınız? Sıkıntıdan bahsetti yani bu olayı onu nikotin hocam withdrawal dediğimiz unsurdan bahsetmiş. Onu tecrübe edermiş. Denizli'ye bak. Sigara içenler yaygın bir şekilde uykuya dalmakta sıkıntı yaşar. Nikotinin demiş uyarıcı etkilerinden dolayı. Arkadaşlar konu burada uykuya dalmakta sıkıntı değil. Konu uyuyor ama yani yorgun, argın bir şekilde uyanıyor. Edirne'ye baktığımızda bunun sebebi demiş. Bakın burada this may be the reason. Bunun sebebi demiş. Sigara içenlerin uykuda daha fazla sıkıntı yaşamasıdır diye kullanacağız. Doğacak burada ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Burada uyuyamamak değildi. Uyuyup yorgun kalkmasından bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Peki geldik son soruya. Şimdi cümle 2'ye baktığımızda however demiş. O yüzden dur diyoruz. Sen ne benim cümleyi böyle başlayamazsın. 1'e muhtacız. Bakın ne demiş 1'de. Akademik demiş hocam sınav olmak stresli bir zaman olabilir bazı genç insanlar için ve özellikle demiş yüksek demiş endişe tarihi olan insanlar için diyeceğiz. Tamam, güzel. Fakat yeni bir çalışma gösteriyor ki endişe sadece olumsuz bir etkiye sahiptir. Test sonuçlarında eğer diyor hafızada kötüyse diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam, bak orada endişe demiş sadece olumsuz bir etkiye sahiptir. Test sonuçlarında eğer hafıza kötüyse aynı zamanda demiş. Furthermore, hafıza diyor iyi ise artan endişe demiş daha iyi notlar almakla alakalıdır. Güzel. Bu yüzden demiş bir kişi zihnini hafızasını geliştirmelidir. Peki ne için? Bu endişeden kaçınmak için ne esnasında? Sınav esnasında sadece demiş burada gidip endişe terapisi almasın demiş. Güzel, ne demişti? Hani zihni eğer siz geliştirirseniz burada iyi sonuç elde edersiniz. Edirne'ye bakar mısınız?
okullarda sağlanan destekler. İlk örnekte hedef alınabilir. Peki ilk örnek kimmiş? Hocam, kötü çıktıları almakta en yüksek risk altında olan insanların ilk örneğine verilebilir. Konu burada okullardaki desteğin kime verilmesinden bahsetmedi ki. Doğru hocam, burada edinme seçeneği oldu. Yani orada hafızanın iyi ya da kötü olmasıyla ilgili bir anlatım verdiği için onu sürdürmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki, dedik bu bölümü bitirdik. Gelelim şimdi sınavın hocam baba bölümüne, yani paraf bölümüne sevgili arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum, paraf bölümü biraz zor olmuş. Ne dersiniz? Yani cevaplar ya çıkarım sorusu ya da hiçbir detay vermemiş. Parçada söylenir ki nereden bakacağımızı bilmiyoruz. 67'ye geldiğimizde çıkarım yapacağız. Bakın çok ucu açık. 68'e baktığımızda parçayı oku, bu ne hakkında deyip bize söylemiş. Peki hemen bakalım. Beyin demiş, insan bedenindeki herhangi bir organdan daha fazla enerji kullanır. Ve glikoz demiş, tamam. Bu fuel, yani bu onun sonra ne derler, yakıtın ya da işte bu enerjinin temel kaynağıdır. Yakıttan kastımız tabii ki enerji diyeceğiz. Fakat hemen orada bir battan yapmak lazım, bölmek lazım. Aslında konu burada bu enerjinin arkadaşlar fazla kullanımı. Fakat diyor, beyin beslenmede aşırı miktarda şekere maruz kalırsa ne olacakmış? Tamam, beyin ne oldu işte, sen gittin şeker aldın, enerji aldın ama diyor daha fazla olursa ne olacak, ona bakmak lazım. Bu durumda demiş, daha fazlası kesinlikle, bakın yazarın görüşü, iyi değil demiş. Yani tamam glikoz al ama yani bunu da abartma, eğer alırsan fazlası sıkıntı. İyi bilinen bir şey varmış, aşırı diyor şeker hem bilişsel becerilerimizi hem de demiş kendi kontrolümüzü, öz kontrolümüze zarar verilmiş. For many people, birçok insana göre, bakın burada sayısal bir ifadeden bahsetmiş, tamam. Birazcık demiş şeker almak daha fazla arzuyu tetiklermiş. Yani biraz şeker aldığında ne yapıyormuş? Bitmiyormuş. Peşine daha da fazla ondan sonra şeker tüketme arzusunu uyandırıyormuş. Bilim insanları önermiş, demiş ki hocam tatlı gıdalar neyle beraber bakar mısınız? Tuzlu ve yağlı gıdalarla beraber demiş. Bu tatlı gıdalar addiction, yani bağımlılık unsuru, bağımlılığı ortaya çıkarabilirmiş. Ne gibi? İnsan beynindeki etkiler gibi. Peki bu etkilerin bir nevi unsura ne olduğunu söylemiş. Kendi kontrolünü kaybetmeye yönlendirmek. Başka? Aşırı yemek ve sonrasında da külü alımı diye kullanacağı. Yani burada bakın bağımlılığı sebep oldu ve sonrasında etkilerin ne olduğunu bize söylemiş oldu. İlk insanlarda demiş bu dürtü onların kalori bakımından zengin gıdalar tüketmesine sebep oldu. Ki bu da hayatta kalmasına yardım etti. Ne olduğunda? Gıdalar az olduğunda diyeceğiz. Yani buradaki aslında baktığımızda bir nevi insanın hayatta kalmasına yardımcı olmuş. Fakat demiş şimdi bu ilkel diyor dürtü obezite ve diyabet gibi salgın hastalıklara yol açıyormuş. Yani geçmişte tamam güzel de şimdi diyor sıkıntı. Şimdi davranışsal ve nörobiyokimyasal özellikler neyin? Maddenin, hangi maddenin? Madde hocam kullanımının, kötü kullanımının ve aşırı yemenin demiş. Bu davranışsal ve biyokimyasal özellikleri demiş. Oldukça birbirine benzerdir. Ve gıdaya bağımlılık fikri demiş, bilim insanları arasında demiş bir zemin kazanıyor, popüler hale geliyormuş ya da kabul görüyor diyeceğiz. Beyin etkinliği konusundaki ek çalışmalar kanıtlar sağlamıştır. Neye dair? Şu fikri desteklemeye dair. Neymiş fikir bakar mısınız? Aşırı yemek bizim demiş bu beynin ödül sistemini değiştirirmiş ve daha sonrasında da daha da fazla aşırı yemeğe yönlendiriyormuş. Bu benzer sürecin bağımlılıkla demiş ilişkisi olan demiş toleransın altını çizdiği düşünülür diyeceğiz. Yani burada bağımlılıkla alakalı bir ifadeyi vermiş. Bu demiş aşırı yemekle de alakalıdır diyeceğiz. Peki 66'ya baktığımızda parçada söylenir ki diye söyledi arkadaşlar. Tekrar tekrar bakmak lazım. Adana'ya baktığımızda ilk insanlar biliyordu. Şeker içeren gıdalar vücutlarına iyi bir şey denize de kötü bir şey yapardı. Hayır arkadaşlar, burada bilmiyorlardı ki bunlar ne yapmışlardı? Yemişlerdi. Ne zaman gıda az olduğunda bunu yediler. Amaç şu olsun, ne derler? Hayatta kalmasına yardımcı olsun. Ama burada şeker içeren gıdalardan falan bahsetmedi.
Peki Bursa'ya baktığımızda belli başlı zararlı gıdalara bağımlılık binlerce yıldır vardır. Hayır, öyle bir şeyden bahsetmedi. Günümüzden bahsetmişti. Binlerce yıl olduğundan bahsetmedi. Bazı da zararlı da bahsetmedi sevgili arkadaşlar. Peki Cihan'a baktığımızda aşırı şekerin beyne zararlı olduğunu ispatlamak için daha fazla araştırma gerekiyor. Yazar öyle bir şeyden bahsetmedi ki. Yazar gayet ekstra açıklamış oldu sevgili arkadaşlar. Denizli'ye baktığımızda madde bağımlılığı ya da işte maddeyi kötüye kullanmak ya da aşırı yemek birçok insanın kafasını karıştıran demiş çok fazla ortak yöne sahiptir. Geç hocam, alakası yok. Burada yani ortak yöne sahiptir, insanların kafasını karıştırır olmaz. Peki Edinli'ye baktığımızda hocam food addiction yani gıda bağımlılığı fikri bilim insanları arasında demiş gitgide yaygınlaşıyor diyeceğiz. Hemen cevabın nerede olduğunu gösterelim sevgili arkadaşlar. Neredeydi? Şurada dedi ya, bilim insanları arasında zemin kazanıyor diye kullanacağız. Bulabilseydim, ah tamam buldum. Bak demiş ki şuradan gösterelim. Ne demişti? Yani şu gıda bağımlılığı demiş fikri bilim insanları arasında zemin kazanmak. Yani yavaş yavaş artık yer ediniyormuş. Burada onlar arasında böyle bir kabul görmeye devam etmiş sevgili arkadaşlar. Gain ground, zemin kazanmak yani yer edinmek diyeceğiz. 67'ye baktığımızda partiden çıkarım yapacağız. Bakalım. Çünkü tuzlu ve yağlı gıdalar tamam beyne zararlı değildir. Şeker içeren gıdalar kadar. Var mı öyle bir kıyaslama? Öyle bir şey değil ki. Bunların hepsi demişti. Yani bunlarla beraber hepsi beyne zararlı. Yani sanki yağlı ve tuzlu olanlar zararlı değil de sadece şeker olanlar zararlı. Saçma oldu. Yani yukarıda sen sol tarafta ne demiştin? Bunlar hepsi beraber beyin için zararlı. Hemen bir göreyim. Nerede vermişti? Şurada demişti ki. Bakın şunu hemen sarı yapalım. Tatlı gıdalar neyle beraber? Baksanıza tuzlu ve yağlı gıdalarla beraber demiş. İnsan beyinde bu addiction'a benzer etkiler yani bağımlılığa benzer etkiler oluşturabilir diyeceğiz. Baksanıza burada ikisi de zararlı arkadaşlar. Burada sanki tuzlu ve yağlılar zararsız öbürü zararlı gibi oldu olmadı. Hepsini beraber söylememiz lazım. Peki Bursa'ya baktığımızda şekersiz bir beslenme sürdürmek aşırı yemeği engellemenin en iyi yöntemidir. Bakın çok keskin olmuş. Hocam burada öyle bir şeyden bahsetmedi. En iyi yöntem budur diye vermedi, gönderdik. Peki C'ye baktığımızda şeker tüketimini azaltmanın diğer organlardan daha fazla beyne olumlu bir etkisi vardır. Burada bir kıyaslama verdi mi? Yani şekeri azaltırsak diğer organlara göre çok daha pozitif etkisi vardır. Olmadı. Peki Denizli'ye baktığımızda demiş ki there seems görünüyor neymiş görünen şey olumlu demiş bir ilişki olduğu gözüküyormuş. Bağımlılık ve aşırı yemek arasında diye kullanacağız. Şimdi burada zaten son cümleye baktığımızda demiştik ki gösterelim sevgili arkadaşlar. Şimdi ek çalışmalar beyin etkinliği üzerindeki ek çalışmalar kanıtlar göstermiş. Neymiş kanıtlar? Şu fikri destekleyen kanıtlar. Aşırı yemek demiş beynimizin bu ödül sistemini değiştirirmiş ki daha sonrasında da bu aşırı yemeği tetiklermiş. Aynı sürecin demiş bu bağımlılıkla demiş bağlantılı toleransı vurguladığı onun altını çizdiği düşünür diye kullanacağız. Evet bak düşünür demiş ya düşünür dediğine göre kesinlik yok o yüzden Sims kullanmış. Düşünmektedir kim düşünüyor bilmiyoruz. O yüzden Sims'i kullanmış arkadaşlar. Peki Edirne'ye baktığımızda şeker tüketmenin faydaları dezavantajlarından daha fazladır kilo alma bakımından. Burada var mı kıyaslama? İşte şeker tüketmenin faydaları daha fazladır. Şuna göre herhangi bir kıyaslama da olmadı. Doğacağımız Denizli seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki parça main nebat demiş ya ne yapmak lazım sevgili arkadaşlar? Benim bir kere burada şuna bir karar vermem lazım. Bir, şeker. İki, beyin. Kesinlikle cevaplı olacak çünkü başlangıcımızdan itibaren beyin şeker. Adana'ya baktığımızda şeker ve birçok hastalık arasındaki ilişki şeker var ama beyin yok. O yüzden gönderdik. Bursa'ya baktığımızda şekerin çeşitli bilişsel becerileri nasıl etkilediği şeker var ama beyin yok. Peki C'ye baktığımızda niçin bazı insanların aşırı yediğinin sebepleri ne şeker var ne beyin var gönderdik. Denizli'ye baktığımızda niçin şeker tüketimini azaltmamız gerektiği ne şeker var ne beyin var Edirne'ye bakar mısınız?
şekerin beyin üzerindeki olumsuz etkileri. Evet, sabahtan beri hep olumsuz etkilerden bahsetti. Bu şekeri eğer aşırı yersek sıkıntıya sebep olurmuş. O da işte daha sonrasında aşırı yemek, aşırı yemekten sonra daha da fazla yemek, sonrasında olmuş işte obezite ve diyabet gibi hastalıklara sebep olması gibi bir anlatımı bizim karşımıza getirmiş sevgili arkadaşlar. Peki diyelim ve diğer parçaya geçelim. 69'a geldiğimizde yine bakar mısınız? Çıkarım sorusu vermiş, demiş ki bu PFAS neyse bunlar birazdan bakacağız. Nasıl bir çıkarım yapacağız? Zaten bütün parça bununla alakalı olduğu için her yere bakmak lazım. 70 çıkarım yapacağız. Yine biraz insafsız soru olmuş. 71'e baktığımızda yazarın temel amacı. Yani biraz detay verse iyi de detay hiç vermemiş. Baksanıza. Hepsini demiş oku, tara, anla demiş. Hemen bakalım. Amerika'da demiş kirliliği demiş kısıtlamak için yeni bir plan. Peki nereden kaynaklanan bakalım. Sözde bakın burada sözde sonsuza kadar devam eden kimyasallardan kaynaklı kirliliği azaltmak için demiş yeni bir plan. Onların demiş salınımını kısıtlamayı içerecekmiş. Peki nereye doğru? Çevreye doğru salınımını kısıtlamaya içerecekmiş ve kirlenmiş bölgelerin demiş temizlenmesinde hızlandırmasını içerecekmiş. Peki şimdi toparlayalım hocam. Şimdi Amerika'da bir plan var. Bu planın amacı neymiş? Sözde sonsuza kadar bizimle kalan kimyasallardan gelen kirliliği azaltmak. Peki bu planın içeriğinde ne varmış? Bu kimyasalların çevreye salınımını yani yayılmasını kısıtlamak ve bunlardan dolayı kirlenmiş bölgelerin de temizlemesini hızlandırmak diyeceğiz. Tamam. Kimyasallar ki neymiş kimyasallar? Hemen burada söylemiş. PFAS dediğimiz kimyasallar hemen burada söylemiş. Per and işte plurifreq diye söylemiş. Çok da önemli değil hocam. Nokta nokta de geç. Ürünlerde kullanılır. Hangi ürünlerde bakar mısınız? Hocam demiş ki şu pişirme kaplarından tutun da halılara oradan tutun da demiş yangın söndürme köpüklerine kadar her yerde kullanırmış. Baksana baya baya yerde kullanırmış. Yani öyle kullanım alanları 3-5 tane maddede değil birçok yerde karşımda gelirmiş. Onlar demiş gittikçe ortaya çıkıyormuş. Nerede? Public drinking water system. Halkın demiş su içme sistemlerinde başka gıdalarda. Ve bitmedi. İlgili alakalı neyle ilgili? Ciddi sağlık sorunları maalesef ne gibi sağlık sorunları? Kanser ve ondan sonra düşük doğum kilosu diyeceğiz. For many years, yıllardır demiş. Bakın burada sayısal bir ifade var. Amerika'daki aileler demiş özellikle demiş undeserved yani böyle hak görmeyen, hak edildiği değeri görmeyen ya da işte yeteri kadar bakım görmeyen demiş bölgedeki insanlar bu kimyasallardan ne yapmış? Muzdarip olmuş. Yani diye yukarıda hani bu kimyasalların çevreye salınımı var. Bunu kısıtlamamışlar bu bölgelerde ve kirli bölgeler bayağı artmış. Burada da onu söylüyor. Yani demiş ki hak ettiği değeri görmeyen toplumdaki insanlar ki bu kimyasal çok yaygınmış. Bunda da muzdarip olmuş. Bu kapsamlıymış, ulusal demiş bu PFAS yöntemi koruma sağlayacakmış kime? Muzdarip olan insanlara. Yani sıkıntı yaşıyor bundan. Peki ne yaparak? Somut önlemleri artıracak. Başka nasıl önlemlermiş bakalım. Bu kimyasalların demiş bütün tüm yaşam döngüsünü ele alarak diyeceğiz. Tamamdır. Ele alan tedbirler sunarak bu insanlara yardımcı olacakmış ve koruma sağlayacakmış. Planın mantığı bu aslında. Tekrar bir gelelim. Kapsamlı ulusal plan insanları koruma sağlayacak. Muzdarip olan şunları sağlayarak. Tamam güzel. Plan aynı zamanda arkadaşlar ne yapacakmış? Harcamayı artıracakmış. Ne konuda? Araştırma konusunda. Peki ne için? Bu kimyasalların nerede bulunduğunu bulmak. Nerede varmış? Ve onların yayılmasını nasıl engellemek için araştırmalardaki paraları, harcamaları artıracakmış. Tamam güzel. Bu kimyasallar için katı içme suyu sınırları gerektirecekmiş. Peki neymiş gerektiren şey? Bu kimyasalı üreten insanların ürünlerindeki demiş bu zehirli yani toksik seviyesini göstermesini gerektirecekmiş. Yani siz bu kimyasalları kullanıyorsunuz. Tamam. Siz ürünlerinde bu kullandığınız kimyasalların ne kadar zehirli olduğunu ya da ne kadar toksit olduğunu gösteren bir şey yapmanız lazımmış. Ve burada sınırlar varmış. Öyle kafana göre koyamazsın. Bu tedbirler en sonunda şunu garanti edecekmiş.
Hocam demiş ki bu kimyasalların temizlenmesi güvenli bir şekilde olacak ve bu plotter'lar yani bu kirleten kimyasalar bunun da demiş bir bedelini ödeyip karşılığını görecekmiş. Ne yaparak işte orada doğadan yok edilerek diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki 69'a geldiğimizde şimdi bu PFAS'lar hakkında ne çıkarılabilir? Bütün parça ondan bahsettiği için hepsine bakmak lazım arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda yüksek gelirli Amerika vatandaşları düşük gelirli vatandaşlara göre buna daha fazla maruz kalmıştır. Tam tersi arkadaşlar bakın tam tersi ne demişti bakar mısınız şurada? Demişti ki aileler bilhassa demiş bu yeteri kadar değer görmeyen yani işte fakir kendi böyle bölgelerinde yeteri kadar bakım görülmeyen, onlara hak ettiği değeri vermeyen insanlar daha fazla muzdarip oldu. Burada tam tersi zengin insanlar muzdarip olmuştur. Tam tersi olması lazım. Olmaz. Adana'da zıt kutupları vermiş. Yani tersini çevirmek lazım. Bursa'ya baktığımızda bazı insanlar onlara karşı alınacak tedbirlerin faydasına inanmıyor. Böyle bir bilgiden bahsetmedi ki var mı insanlar ya biz buna inanmıyoruz. Siz tedbir alırsınız ama bu tedbirler bizim işimize yaramaz diye bir şeyden bahsetmedi. Peki Ceyhan'a bakalım ne demiş? Amerika hükümeti demiş daha fazla para ayıracak. Peki ne için? Onların yan etkileri konusundaki araştırmaları yapması için. Tamam güzel para ayıracak ama yan etkileri konusundaki araştırma değil. Bunlar nerede bulunuyormuş? İlk önce bu yan etkileri değil de bunlar nerede bulunurmuş? Hemen şurada vermişti. Evet bunlar nerede bulunur ve bunların yayılmasını nasıl engelleriz? Yani yan etkilerini zaten biliyoruz. Bizim buradaki amacımız yerini bulup nasıl engelleriz? Onlara bakmak lazım sevgili arkadaşlar. Peki Denizli'ye baktığımızda onların üreticileri yani bu kimyasalı üretenler çoktan diyor ağır cezalar ödedi. Yok böyle bir şey. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Çünkü diyor hükümet tarafından konulan sınırları ihlal ettiler. Yok 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 öyle bir şeyden bahsetmedi. Sadece demişti ki burada şurada hemen bakalım. Yani katı içme suyu sınırları bu kimyasallar için demiş. İnsanların yani buradaki üreticilerin demiş ürünlerindeki bu kimyasal değerlerin ne kadar olduğunu gösterecekmiş ama burada para ödeyecek diye bir şey yok. Edirne'ye baktığımızda Amerika hükümeti tedbirler almayı amaçlıyormuş. Evet, öyle bir şeyden bahsetti. Peki niçin? Onlardan kaynaklı sorunları ele almak için. Evet dinlemişti. Amaç bizim burada yeni bir yöntem. Bunların sebep olduğu problemleri ele almak. Bunlarla uğraşmak için tedbirler tanıtı doğacağımız Edirne seçeneği oluyor. Ve 70'e geldiğimizde hemen bakalım ne vermiş. Demiş ki kimyasalların sebep olduğu problemler Amerika ile sınırlı değildir. Var mı burada Amerika dışındaki unsurlardan bahsetmiş mi? Yani çok da bahsetmemiş. Hani deseydik Avrupa, işte Asya'da desek kabul ama Amerika ile sınırlı değildir derseniz Amerika dışına çıkmadık sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda Amerika'da tanısı koyulan kanser vakaları bu kimyasallardan dolayı artıştadır. Hayır öyle bir şeyden bahsetmedi. Kimyasallardan dolayı artışta olduğundan bahsetmedi. Bunlarla alakalıdır ama kanserlerin artışta olduğunu söylemedi. Bak dedi ki kanser ve düşük doğum kilosu gibi ciddi sağlık sorunlarla alakalıdır ama kanserin artışta olduğunu söylemedi. Peki Cihan'a baktığımızda Amerika'daki demiş kamu ya da halk içme su sistemleri en çok PFA'dan etkilenmiştir. Bakın PFA'dan etkilenmesi tamam da en çok etkilenen o mu? Bakın the most'u görmemiz lazım. En çok bu su sistemleri mi etkilendi? Hayır. Öyle bir şeyden bahsetmedi. Peki Denizli'ye baksanıza dallandırmış budaklandırmış demiş ki birkaç endüstri bu PFA'lardan fayda sağlar ürettiği malzemelerde. Hemen gel göstereyim demişti ki kimyasallar ki bu PFA'yı vermiş hocam. Bunlar demiş ürünlerde kullanılır. Hangi ürünlerde? Bak demiş ki pişirme malzemesinden tutun da ta halılara kadar. Oradan yangın söndürme köpüklerine kadar bakın ne oldu? Çeşitli sanayiler. Hangi sanayi? İşte o hazır unsura tabak üretenler, işte halı üretenler ve bu yangın söndürme tüpü üretenler bu üretmiş olduğu malzemelerde bunları kullanır diyeceğiz. Güzel bir ifade oldu. Peki Edirne'ye baktığımızda PFA'lar sanayide kullanılan herhangi bir kimyasalın çok daha tehlikelidir. Böyle bir kıyaslamaya girmedi.
doğacağımız okun gösterildiği yerden geliyor Denizli. Seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki bu parçanın amacı ne olsun? Bir bakalım demiş Adana'da. Şimdi sanayileri eleştirmek. Burada var mı sanayileri eleştirdi mi? Yok siz şöyle yaptınız, siz böyle yaptınız, insanları zehirlediniz diye bir şeyden bahsetmedi ki. Yani zararlarına rağmen ürünlerinde PFA'ları kullanan sanayileri eleştirmek. Hayır öyle bir şeyden bahsetmedi. Tam kullandıklarını söyledi ama bunlara direkt eleştirini bahsetmedi bütün parçada. Yani parçada hepsinden bunu bahsetmen lazım. Peki Bursa'ya baktığımızda demiş ki Amerika hükümetinin benimsemeyi amaçladığı ya da kabul etmeyi amaçladığı yakınlardaki bir girişim hakkında okuyucuya bilgi vermek. Evet, Amerika hükümeti burada bir önleme başlayacak. Bunu bize ne yaptı? Teker teker bildirdi. Tamam, güzel. Bütün parça bundan bahsedebilir. C'ye baktığımızda PFA'ların demiş çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek. Tamam güzel de bütün parça bununla alakalı değil. Yani burada Amerika bazı önlemler sunuyor ya, o önlemleri de dahil etmen lazım. Yani sadece sen olumsuz yönde yoğunlaşmışsın. Ceyhan'a sesleniyorum, Ceyhan yapanları sesleniyorum. Peki Denizli'ye baktığımızda halkı tehdit eden konuları ele almak için acil önlemlerin önemini vurgulamak. Burada acil önlemlerden bahsetmedi. Yani şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı diye kullanmayacağız. Peki Edirne'ye baktığımızda PFA içeren ürünleri satın almaması için okuyucuyu ikna etmek var mı? Bize öyle bir şeyden bahsetti mi? Bakın şunu almayın, bunu almayın, şundan uzak durun diye bir tavsiyeyle de bizi ikna etmeye çalışan unsurdan bahsetmedi. Doğacağımız Bursa seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Diyelim diğer sorumuza geçelim. Peki geldik 72'deyiz. Parçada söylenir ki yine ucu açık, nereye bakacağımızı bilmiyoruz. Her yere teker teker bakacağız. 73'e baktığımızda bu kayropratik hakkını demiş. Hangisi doğrudur diyeceğiz. Tamam baksanıza burada yine teker teker bakmak lazım. Çünkü bütün parça bu konu hakkında. 74'e baktığımızda parçadan anlaşılır ki diyeceğiz. Yine ucu açık bir kullanımı bizim karşımıza getirdi sevgili arkadaşlar. Peki demiş ki hocam kariyopratik tedavisi vücudun demiş kendi kendini iyileştirme özelliğine yoğunlaşır. Öyle bir şey varmış, tamam. Bu demiş tipik bir şekilde manuel terapi, yani elle yapılan terapiyi içerirmiş ki sıklıkla demiş bu spinal yani omurga unsura manipülasyonu. Buradaki manipulation kelimesi elle tedavi yapmak. Elle dokunarak orada tedavi yapmak diye kullanacağız. Yani omurgaya ne yapıyorsunuz? Siz gidip elle ondan sonra tedavi yapıyorsunuz. Ya bu en çok bu ondan sonra işte omurga tedavisiymiş sevgili arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Hatta bugünlerde böyle sosyal medyada falan hani gidip orada işte elle tedavi yapıp sesler çıkıyor ya, muhtemelen ondan bahsediyor sevgili arkadaşlar. Peki uzmanlar demiş bakın ellerini kullanırmış ki nasıl bu omurga demiş ondan sonra tedavisi ve diğer alternatif demiş tedaviler ne gibi? Egzersiz ve besin danışmanlığı gibi demiş. Ya sadece bunu değil de başka yöntemler de kullanmış. Kuram şudur, yani buradaki tedavideki kuram şudur. Vücudun demiş kas iskelet yapısının doğru oluşumu bilhassa demiş omurga vücudun demiş kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olacak. Ne yapmadan? Herhangi bir demiş ilaç ya da bir cerrahi operasyon olmadan diyeceğiz. Yani buradaki konu aslında kas iskelet yapısının doğru oluşumu diyeceğiz. Peki elle tedavi kullanılır. Ne için kullanılmış? Bu hareketleri sağlamak için. Peki nerede? Eklemlerdeki hareketleri sağlamak için. Bu eklemler de arkadaşlar bakın doku yaralanmasından dolayı kısıtlanmıştır. Ki bu doku yaralanması da travmatik bir olaydan kaynaklanmıştır. Ne gibi? İşte düşmek gibi. Ne gibi? Sürekli stres gibi. Ne gibi? Doğru demiş bir bel desteği olmadan oturmak gibi diyeceğiz. Tamam burada anladık. Yani burada düşmek, sürekli stres ve doğru bel desteği almadan oturmak gibi travmatik olaylardan kaynaklanan doku yaralanmasında sınırlanan eklemlerdeki hareketliliği onsura geri getirecekmiş. Peki kayropratik demiş tedavi bazen kullanılır. Neyle beraber? Geleneksel tıbbi tedaviyle beraber kullanılırmış. Tek başına kullanılmıyormuş. Araştırmacılar gösterdi ki bu tedavi genelde güvenilir ve etkili bir tedavidir. Peki ne için?
akut yani çok ciddi bel ağrısı, boyun ağrısı, bitmedi baş ağrısı için diyeceğiz. Yani birçok şey için faydalıymış. Aynı zamanda demiş kemik erimesi ve fibromiyaljı gibi demiş bazı tıbbi unsuru hastalıklar demiş bu tedaviyi çok iyi cevap verebilir diyeceğiz. Although rare, nadir olsa da demiş bazı vakalar vardır ki nasıl bir vakalarmış tedavi demiş buradaki demiş kayan diski kötüleştirilmiş ve ondan sonra bu boyun ondan sonra tedavisi spinal demiş ondan sonra yani omurganın demiş yaralanmasına sebep olurmuş ama bu bazen her zaman değil arkadaşlar. Demiş ki bakın orada hemen uyarı yapmış doktorunuz da ama nasıl tıp doktorunuz demiş kontrol edin ne için şundan emin olmak için sizin demiş bu rahatsızlığınızın bu gibi tedaviden fayda sağlayacağından emin olmak için doktorunuza danışın. Çünkü diyor bazı sağlık sıkıntıları için işe yaramaz. Hatta demiş tehlikeli olur diye son cümlede kamu spot olarak söylemiş. Siz ne de demiş? Gidin rahatsızlığınız neyse doktora söyleyin. Acaba bu kayropratik ondan sonra tedavi olur mu olmaz mı söyleyin. Yoksa diğer türlü sıkıntı olabilir diye yani belli bir aşamadan sonra da işin kötü tarafından bahsettik sevgili arkadaşlar. Peki 72'ye geldiğimizde parçada söylenir ki demiş her yere bakmak lazım arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda bilinir demiş bilinen şey kayropratik uygulamaları. Hastanın demiş bu hareketlerini artırarak bu şeyi ne derler ağrıyı rahatlatır diye kullanılır da ağrıyı azaltır diyeceğiz. Burada var mı değişim dönüşüm? Öyle bir şeyden çok da bahsetmedi sevgili arkadaşlar. Burada hareketliliği artırarak değil de o hareketliliği tekrardan restore edecekmiş, geri kazandıracakmış. Peki Bursa'ya baktığımızda insanlar demiş yani bu uzmanlar yani kayropratisyen hekimler hastanın tıbbi tarihi hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmelidir. Yani öyle bir şeyden bahsetmedi. Doktora işte gidin bilgi verin. Doktora şunu yapın. Eskiden şunu yaptık, bunu yaptık diye bilgi verilmelidir diye bir tavsiyeden bahsetmedi. Peki Cihan'a baktığımızda çalışmalar demiş. Kariyopratik tedavide kullanılan bazı metotların etkinliğini onaylamadı. Hayır, ne demiş yukarıda? Ya bunun güvenilir ve etkili olduğu düşünülmüş sevgili arkadaşlar. Çalışmalar bunu göstermiş. Burada tam tersi onaylamadı diyor. Peki Denizli'ye geldiğimizde kariyopratik tedavi genelde zararsız ve etkilidir. Özellikle de bazı ağrı ve sancılar için diyeceğiz. Evet, ne demişti burada? Bakın etkilidir. Hemen burada söylemişti bakın bize. Burada işte bel ağrısı, boyun ağrısı ve baş ağrısı için diye kullanacağız. Tamam, güzel verdi. Edirne'ye baktığımızda kayropratik tedavisinin geçmişe göre çok daha iyi bir şekilde çalıştığı ispat edilmiştir. Var mı? Geçmişte bir kıyaslamak yok. Doğacak. Burada Denizli. Seçeneği olduğu geldiği yerde şurası sevgili arkadaşlar. Hemen gösterelim. Araştırmalar bu tedavinin genellikle güvenilir ve etkili olduğunu söyledi. Şu, şu, şu rahatsızlıklar için diye kullandık. Bakın baş ağrısı, sırt ağrısı ve ondan sonra diğer baştan kaynaklı sıkıntılar diyeceğiz. Peki kayropratik tedavi hakkında hangisi doğrudur? Sabahtan beri ondan bahsediyoruz zaten. Yine bir detay vermeden söylemiş. Adana'ya baktığımızda eğitimsiz bir insan bunu uygulamaya çalışırsa hastalar için tehlikeli olabilir. Evet doğru da normalde. Burada öyle bir şeyden bahsetmemiş. Yani eğitimsiz bir insanın yapmasından bahsetmediği için gönderdik. Yoksa düz mantık bu doğru. Eğitimsiz bir insan yaparsa bunu sıkıntı olur. Ama parçada öyle bir şeyden bahsetmedi. Bursa'ya baktığımızda geneksel tedavi metotları beraber kullanılabilir. Evet demiştik ki şurada arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Gelin. Bu kayropratik tedavi bazen geleneksel demiş tıbbi tedavilerle kullanılabilir. İnkıncak şamit ile beraber dedik. Güzel. Hemen oradan bulduk. Peki gene baktığımızda bu tedavi geleneksel ve alternatif tedavi metotların bir karışımıdır. Hayır böyle bir karışımdan falan bahsetmedi. Onunla beraberdi. Denizli'ye baktığımızda bu uygulanır. Neyden sonra? Bir cerrahi işlemden sonra vücudun demiş kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olmak için. Bak şuradaki after surgery ifadesi yanlış olmuş. Yani tamam vücut kendi kendini iyileştirecek ama cerrahi bir işlemden sonra değil. Peki Edirne'ye baktığımızda şuradaki Better işi bozmuş diyor ki
Eğer diyor egzersiz ve besin danışmanıyla bu eşlik edilirse daha iyi çalışır. Bak burada demişti ki egzersizi ve besinsel danışman, yani besin danışmanlığını kullanıyor. Ama daha iyi çalışıyor ifadesi olmaz. O yüzden bir kıyaslama yok. Doğru cevap Bursa seçeneği oldu. Ve 74'e baktığımızda parçada çıkarım yapacağız. Yani biraz zorlayacak. Bakalım nasıl bir anlatım vermiş. Bazı demiş tedavilerin zararlı olduğu ispatlanmıştır. Bu kayropratik tedavisine diyeceğiz. Var mı orada bir şeyden bahsetti mi? Yani ispatlanmıştır zararlı oldu. Sadece demiş ki yani böyle vakalar var ona sonra. Tehlikeli olabilir. Burada zararlı oldu ortaya çıkabilir, çıkmıştır diyemezsiniz. Burada ondan sonra zararlı oldu daha net değil. Peki Bursa'ya baktığımızda araştırmalar son zamanlarda açığa çıkardı. Bu kayropratik tedavinin birçok dezavantajını. Yok, birçok dezavantajından bahsetmedi. Parçanın geneline baktığımız aslında iyi bir şeyden bahsetti. Sadece son cümlede biraz sıkıntı vardı. Yani çok nadir olsa da ya bu kayan diske sebep oluyormuş ya da demiş ondan sonra spinal yani bu omurganın yaralanmasına sebep oluyormuş. O yüzden doktora danışın demiş sevgili arkadaşlar. Peki Ceyhan'a baktığımızda kayropratik tedavi uygulanmamalı geleneksel metotlar kullanımdayken. Hayır tam tersi demiştik ki bunlarla beraber kullanırız. Sen yani burada bunları kullanıyorsan diğerini kullanma diyorsun olmaz. Peki Denizli'ye baktığımızda kronik ağrısı olan insanlar sık sık bu tedaviye başvurur. Neden ziyade geleneksel tedaviden ziyade. Böyle bir tercihten bahsetmedi ki. Yani kronik ağrısı olan insanların neyi tercih ettiğini bize söylemedi sevgili arkadaşlar. Peki Edirne'ye baktığımızda bu kayropratik yani karyopratisyen tedavinin başarısı senin demiş tıbbi tedavine, tıbbi hastalığına göre değişkenlik gösterebilir. Evet doğru cevap Bursa, pardon, burası oldu Edirne oldu. Bak demiştik ki arkadaşlar şu son cümlede. Bak çok nadir de olsa bazı vakalar vardır ki bu tedavi kayan diski daha da kötüleştirirmiş. Ve bu omuza, pardon boyuna el uygulaması omurga yaralamasına sebep olurmuş. Bu yüzden diyor doktoruna diyor kontrol et. Acaba senin diyor bu sıkıntın bu tedaviden fayda görür mü görmez mi? Çünkü bazı hastalıklar için işe yaramayabilir ve tehlikeli olabilir. Bak burada bundan bahsettim. Yukarıya geldiğimizde demişti ki etkili ve güvenilir ne için? Şu rahatsızlıklar için. Ya burada ne dedin? Bazen iyi, bazen kötü. Bak ne diyor? Değişkenlik gösterebilir senin sağlık durumuna göre. Yani senin sağlık durumun eğer bu tedaviye uygun değilse sıkıntı. Ama senin sağlık durumun bu tedaviye uygunsa o zaman sıkıntı değil. O yüzden bazen iyi, bazen kötü diye kullanacağız. Bazen başarılı, bazen başarısız diye düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki diyelim ve diğer soruya gelelim. Parçada söylenir ki dedik yine hiçbir detay vermeden yazılmış. Geldik 76'ya set hakkında demiş nasıl bir çıkarım yapacağız? 77 çıkarım yapacağız sevgili arkadaşlar. Biraz daha detay olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Demiş ki mevsimsel demiş duygu bozukluğu set diye kısaltabiliriz. Bir tür depresyondur. Peki mevsimlerle demiş gelip giden diyeceğiz. Tamam güzel. O demiş genellikle başlar. Ne zaman başlarmış? Sonbaharın sonunda başlarmış. De kışın ilk zamanlarında ve sonrasında yok olup gidermiş. Ne zaman? Bahar ya da yaz aylarında. O bayağı da uzun sürüyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Setin demiş semptomları may include içerebilirmiş. Bak söylemiş burada. İşte üzüntü, kasvetli dış görünüş, eskiden yapmaktan hoşlandığın etkinliklerden artık ilginin olmaması, düşük enerji, uyku zorluğu yani uyuma zorluğu ya da demiş aşırı uyuma gibi birçok unsuru içerir. Yani bakar mısınız burada baya baya sebeplerden bahsetti. Bunu bize sorabilir. Yani çeşitli olsa semptomlardır diye kullanabiliriz. Demiş ki kadınlarda ve genç insanlarda daha yaygındır. Ekvatordan demiş daha uzak yaşayan insanlara daha yaygınmış. İlginç bir gerçek. Aynı zamanda demiş muhtemeldir. Neymiş muhtemel olan? Sizce de demiş aile bireyleriniz eğer depresyon değilse sizin demiş bu hastalığa yakalanmanız muhtemeldir. Hatta daha olasıdır demiş. Yani eğer birisi depresyondaysa sizin de buna yakalanmanız muhtemeldir. Normal. Bunun kesin sebepleri demiş gizemini koruyor. Yani niçin insanlar buna giriyor bilmiyoruz. Yani sonbahar geldi, kış geldi. İşte mevsimsel duygu bozukluğuna kapılmanın sebebini bilmiyoruz. Aslında baktığımızda değil mi?
çok basit gibi gözükebilir ama değilmiş, bilmiyoruz. Araştırmacılar buldu. İnsanların bundan sıkıntı yaşayanlar demiş, meyve sahip olabilirmiş. Neymiş sahip oldukları şey? Dengesiz bir serotonine sahip olabilirlermiş ki bu kimyasal, yani bir beyin kimyasalı, bir kişinin demiş ruh halini etkiliyormuş. Yani buradaki aslında serotonin hormonunun dengesizliğiymiş. Onların diyor bedenleri aşırı miktarda melatonin üretirmiş ki bu bir hormon. Nasıl bir hormonmuş? Uykuyu düzenliyormuş ve yeteri kadar demiş. Ondan sonra D vitamini diyeceğiz. Yani aşırı derece melatonin ve yetersiz miktarda D vitamini üretiyormuş vücutları. Bu setin demiş temel tedavisi ışık tedavisidir ki bu ışık tedavisi güneş ışığı yerine geçer. Peki nasıl bir güneş ışımış? Bu sonbahar ve kış aylarında kaçırdığımız, fayda sağlamadığımız ya da göremediğimiz güneş ışığının yerine geçermiş. Siz diyor ne yapıyorsunuz? Bir ışık terapi kutusunun önünde oturuyorsunuz. Her sabah peki ne için? Maruz kalmak için. Neye maruz kalmak için? Parlak, yapay bir ışığa maruz kalmak için. Fakat demiş, setli bazı insanlar ışık terapisine demiş tek başına cevap vermez. Yani ışık terapisi tek başına yeterli değilmiş. Neymiş? Antidepresan ilaçlar ve terapi bunun semptomlarını azaltabilir. Ya diyor tek başına ya da demiş ışık terapisiyle beraber. Yani bazen ışık terapisi de yeterli değil. Başka ondan sonra yöntemler de gerekiyormuş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki 75'e baktığımızda bakalım ne vermiş? Parçada söylenir. Adana'ya baktığımızda sete tanı koymak zordur. Tamam, doğru. Çünkü onun semptomları depresyonun semptomlarına benziyor. Bakın burası yanlış oldu. Yani depresyonun semptomlarına benzerlik gösterdiği için zordur demiyoruz ki. Bilmiyoruz. Sebepleri bilinmiyor. Peki Bursa'ya bakalım. Set için tedavi yöntemlerinin demiş bir kombinasyonu semptomları azaltmak için tek bir metodan daha iyidir diye kullanacağız. Ya burada tedavi kombinasyonundan bahsetmedi ki, daha iyidir deyip tek bir metoddan bahsetmedi. Dedi ki bak burada bir metot var. Bu metot ışık terapisi. Bu onun tedavisi. Tamam da burada söylemiş ana tedavi bu. Ama diyor bazı insanlar diyor vardır ki, bakın herkes için değil, bazı insanlar vardır ki ışık tedavisi bunun için yeterli değil. Yani bu herkes için değildir arkadaşlar. Ondan dolayı burs yapanlar her ne kadar hocam işte böyle bir bilgi var, işte çeşitli metotlar birleşmiş, o daha iyidir tek bir metottan desek de bütün insanlar için değil, bazı insanlar için diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki C'ye baktığımızda birçok insan set yani duygusal bu bozukluğa yakalanır. Neyden dolayı? Temel vitamin eksikliğinden dolayı ne gibi? Vitamin D gibi besinlerinde. Birçok insandan bahsetmedi ki, sadece bu sebeplerinden biri olabilir demiş sevgili arkadaşlar. Peki Denizli'ye baktığımızda yapay ışık terapisi çok az katkıda bulunur iyileşme için. Hayır, ne demişti? Ana tedavi, temel tedavi budur. Oradaki Lidl ifadesi işi bozmuş. Hani eğer Lidl dese kabul de, yani bu setten muzdarip olan birçok insan için iyileşmeye çok az katkıda bulunur. Hayır. Yani zaten ana tedavi budur. Bu tedavi görüyorsunuz. Bazı insanlar için ışık tedavisi yeterli değildir diye kullanacağız sevgili arkadaşlar. Peki Edirne'ye baktığımızda kalıtımsallık bir kişinin demiş bu duygu bozukluğuna yakalanmasını artıran faktörlerden biri olabilir. Peki gelelim şurada yukarıya arkadaşlar. Demiştik ki sevgili dostlar. Şimdi bize şunu vermişti. Kalıtımsallık demişti ya bak. Siz aynı zamanda demiş eğer bu hastalığa yakalanabilirsiniz. Okla gösterelim. Sen ya da aile bireylerin depresyondaysan bak direkt anne baban ya da işte kardeşin neyse ama anne baba diyelim bunu kalıtımsal dediği için eğer depresyondaysan senin de demiş böyle bir unsuru hastalığa yakalaman olasıdır. Bak bu faktörlerden sadece birisidir diye karşımıza getirdi. Anne baba eğer sıkıntıdaysa muhtemelen çocuk da böyle bir sıkıntıya girecektir diye vermiş. Peki 76'ya geldiğimizde bu duygu bozukluğu hakkında yani set hakkında nasıl bir çıkarım yapabiliriz bakalım arkadaşlar. Adana'ya baktığımızda bazı araştırmacılar inanıyor ki bunun temel sebebi hormonal dengesizliktir. Şimdi tamam güzel böyle bir şeyden bahsettim ama
temel sebebi değil. Sebeplerinden biri. Bir de hormona dengesizlik derken aslında burada verdiği şey nerede? Serotonin, yani kimyasal dengesizlik. Hormonal dengesizlik değil aslında. Oradaki hormon da yanlış oldu. Peki Bursa'ya bakalım. Muhtemeldir. Kim için? Kadınlar için demiş, daha yüksek muhtemeldir. Buna yakalanmak için. Neredeki kadınlar? Ekvador'da yaşayan kadınlar. Hayır bak. Dedik ki bu. Şimdi bu hastalık kadınlarda ve genç insanlarda daha fazladır. Ve Ekvador'dan daha uzak yaşayan insanlar. Bakın, Ekvador'dan yaşayan insanlardan kastımız kadınlar değil. Erkekler de olabilir. Yani sadece kadınları burada dahil edemeyiz. Ekvator'dan uzak yaşayan insanlar, ki burada yakın yaşayan demiş bakın. Tam tersi olması lazım. Peki C'ye baktığımızda erkek ve kadınlarda görülen semptomlar oldukça farklıdır. Burada var mı semptom farklılığı? Ben göremedim ki. Yani kadınlar şöyle semptom yaşar, erkekler şöyle semptom yaşar diye bir ifadeden bahsetmeli sevgili arkadaşlar. Peki Denizli'ye baktığımızda araştırmacılar demiş doğru bir şekilde belirleyemiyorlar. İnsanların buna yakalanmasına sebep olan faktörleri. Evet, ne demişti hemen şöyle gösterelim. Demişti ki anlattı. Şurada verdi. Bir yerde vermişler. Bunun diyor gerçek sebepleri gizemini koruyor. Bilmiyorlar. İşte şunu buldular, bunu buldular deyip orada net bir şekilde bunu belirleyemiyorlar. Çünkü gizem var. Gizemini koruyor diyeceğiz. O yüzden Denizli oldu. Peki Edirne'ye baktığımızda bazı insanlara göre demiş onun semptomları bütün yıl sürebilir. Hayır, bütün yıl sürmüyordu. Yani sonbaharın sonunda kışın başında geliyordu ve bahar ve yaz aylarında gidiyordu diye kullandık. Bütün yıldan bahsetmedi, o yüzden şuradaki for a whole year'ı ne yaptık, göndermiş olduk. Doğu hocamız okun gösterildiği yerden karşımıza gelecek. Peki 77'ye geldiğimizde çıkarım yapacağız sevgili arkadaşlar. Ne demiş bakalım? Demiş ki tek bir tür terapi almak etkisizdir. Setli insanların çoğunluğu için. Hayır, tam tersi etkiliydi. Bazı insanlar için etkisiz demişti ki bakın şurada. Buradaki ana terapi, set için ana terapi demiş, ışık terapisidir. Siz yani kışın ya da güz döneminde, güz aylarında yaralanmadınız. Güneş ışığının yerine geçmesi için gittiniz bir 10 süre ışık terapi kutusunun önüne oturdunuz. Her sabah amaç parlak, yapay zekayı almak için, yapay ışığı almak için diyeceğiz. Zeka diyorum, pardon. Burada ışığı almak için. Fakat bazı insanlar için bu yeterli değildir. Burada ne demiş? Bakın, çoğunluğu için etkisizdir. Hayır. Çoğunluğu için etkilidir. Bazı insanlar için etkisizdir. Buradaki majority de aslında şöyle olabilirdi. Ineffective'i atıp burada sum deseydik o zaman doğacak Adana olurdu. Bak, majority değil de sum deseydik kabul, ama bu da olmadı. Bu da olmadı. Yani ikisinden birini göndermek gerekiyordu. Peki Bursa'ya baktığımızda araştırmalar gösteriyor ki setli insanlar sık sık uyku problemi yaşar diye kullanırız. Var mı sadece sık sık uyku problemi miydi? Hayır hocam. Yani uyku problemi, yani uyumakta zorluk ve aşırı problem. Sadece uyuma problemi yaşamıyor ki. Bunlar bazen böyle aşırı derecede uyuyormuş. Uyuma problemi yok aslında. Uykuya dalma problemi var ama aşırı uyuma da var. Peki C'ye baktığımızda sizin cinsiyetiniz, yaşınız ve demiş lokasyonunuz bu set hastalığına yakalanıp yakalanmadığınızı belirleyebilir. Evet, çok güzel bir soru olmuş. Şöyle ki bak, dedi ki sizin yaşınız, evet yaştan kazımız genç insanlar demişti ya bu. Sonra cinsiyetiniz, kadınlardan bahsetti, evet. Ve demiş ki sizin lokasyonunuz, aslında şurayı söylemek istiyor. Kadınlar cinsiyet, genç insanlar yaş, Ekvator'dan uzak yer, bu da sizin lokasyonunuz. Bunlar demiş bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızı belirleyebilir diyeceğiz. Güzel bir çeviri, güzel bir anlatım oldu. Denizli'ye baktığımızda bazı insanlar set için karışık terapi tercih edebilir. Doğru. Dedi ya, bazı insanlar antidepresan tedavisi ya da terapi alabilir. Peki ne için? Daha hızlı iyileşmek için. Hayır, amaç bu değil. Daha hızlı iyileşmek değil arkadaşlar. Sodet işi bozdu orada. Peki Edirne'ye baktığımızda hormonal dengesizlikler bu set semptomlarını demiş. Başa çıkmada insanlar için daha da zorlaştırıyor diyeceğiz. Hayır hocam, burada yani hormonal dengesizlikten kastımız bu sebebiydi. Yani bunlar sebep olarak karşımıza geldi. Burada tam tersi zorlaştırdığından bahsetmiş.
sebep ve zorlaştırmak ifadesi olmadı. Doğacağımız Ceyhan seçeneği oldu. Okun gösterdiği yeri takip ederseniz geldiği yeri görebiliriz. Peki gelelim 78'e. Parçada açıkça belirtilir. Yine bir detay vermemiş ama en azından biraz insaflı davranılmış, açıkça söylenmiş. Peki looming ifadesi var. Bilmiyor olabilirsin, hiç önemli değil. Bunun demiş anlam bir en yakını parçada ve en iyi başlık ne olabilir diye kullanacağız. Peki hemen baktığımızda halk sağlığı gözlemi, surveillance kelimesi gözlem. Tamam. Sürekli sistematik demiş. Yani sistematik bir koleksiyon, analiz ve yorumdur. Peki neymiş? Sağlıkla ilgili dataların diyeceğiz. Güzel. Şimdi toparlayalım. Sağlıkla ilgili dataları var mı? Var. İşte insanın hastalığı, rahatsızlığı diyeceğiz. Halk sağlığı demiş gözlemi. Yani onun takip edilmesi. Sürekli sistematik demiş bir koleksiyon, analiz ve yorumlamasıdır diye kullanacağız. Yani bizdeki düşünelim e-nabız gibi değil mi? Yani kamu sağlığı gözlemi var. E-nabız her şeyi ne yapıyor? Surveillance, orada takip ediyor. Sağlıkla ilgili herhangi bir bilgi varsa orada sürekli takip eder. Sonra sistematik bir şekilde orada bütün hastalıkları söyler. Sonra analiz eder. İşte şöyle bir tedavi gördünüz, şöyle görmeniz lazım ya da orada yorumlamasını söyler. Tamam, güzel. Bu hastalık hocam gözlem dataları erken bir uyarı olarak görev görür. Tamam, erken bir uyarı sistemi olarak görev görürmüş. Peki ne için? Nokta nokta olan outbreak'ler. Bakın şuraya bir bakalım. Could become public health emergencies. Yani kamu sağlık endişesi olabilecek yakındaki patlaklar, salgınlar için dememiz lazım. Bak dedi ya burada erken uyarı sistemi olabilir. İlerideki, gelecekteki salgınlar için. Peki bitti mi? Bitmedi. Gözlem sağlarmış. Başka bu müdahalenin demiş etkisinin değerlendirmesini sağlarmış. Başka gelişimin izlemesine yardım edermiş. Peki ne yönelik? Özel amaçlara yönelik. Ve aynı zamanda arkadaşlar sağlık problemiyle ilgili epidemioloji kontrol edermiş. Onu takip edermiş diye kullandık. Baksanıza ne kadar uzun bir cümle olmuş. Yani bu hastalık gözlem dataları bir, erken uyarı sistemi. İki, gözlem sağlar. Üç, bu müdahalenin etkisinin değerlendirmesini sağlar. Dört, özel amaçlara yönelik gelişimi takip eder. Beş, sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntıları gözlemler diyeceğiz. Ayrıca bitmedi, dahası varmış. O diyor hocam öncelik o sıra ayarlarına ya da öncelik ayarlamaya rehberlik eder ya da planlamaya ya da o sıra değerlendirmesine neyin değerlendirmesi? Kamu sağlık politikasını ve yöntemlerini diyeceğiz. Tamam, bak burada da sadece insanlar değil bir de kamu sağlık politikası ve yöntemlerinin planlanmasına yardım edermiş. Başka değerlendirmesine yardım edermiş ve öncelik ayarlamasını yönlendirirmiş. Yani kim öncelikli olacak, kim öncelikli olmayacak onlardan bahsetmiş. Buraya kadar bence iyi bir şeyden bahsetti ama geldik şuraya. Maalesef demiş yazar burada biraz ondan sonra üzülmüş. Hocam sağlıkla ilgili acil durumlar demiş bazen enfeksiyon hastalıkları demiş bulaşma riskini artırabilir. Başka diğer sonra sağlıkla ilgili hastalıkları ne gibi? Ciddi malnutrisyon yani kötü ondan sonra beslenme gibi diyeceğiz. Tamam. Etkili demiş bir hastalık gözlem sistemi temeldir. Ne için temelmiş bakalım. Hastalıklardaki bu salgınları tespit etmedi. Peki nasıl hızlı bir şekilde tespit etmedi temeldir. Ne olmadan yayılmadan önce bunları demiş biz hızlı hızlı tespit edelim ki ondan sonra sıkıntı olmasın. Başka ondan sonra cost lives can almadan, cana mal olmadan kontrol etmek için zor olmadan önce diyeceğiz. Yani burada bir yayılmadan önce, iki cana mal olmadan önce ve kontrol altına almada zor hale gelmeden önce. Şimdi bu hızlı bir şekilde bunları tespit etmede bu sistemler önemlidir ama etkili olması lazım. Peki etkili demiş gözlemler. Acil durumlardaki hastalık salgın unsuru belirlenmesini artırabilir, geliştirebilir. Ne gibi ülkeler hemen bakalım. Çatışma ya da bir doğal felaketten sonraki ülkelerde diyeceğiz. Oradaki setting kelimesi yer alan diyeceğiz. Tamam. Potansiyel demiş büyük demiş bir halk sağlık olayının tespit edilmesinden sonra merkezler hemen ne yaparmış? İletişim sağlarmış. Kime sağlarmış?
ilgili platformlara peki ne için daha fazla bilgi edinmesi için kimden? O etkilenen ülkeden ve diğer yetkili kaynaklardan hemen ne yaparmış? Bilgi alırlarmış. Once that information, bu diyor bilgi alınır alınmaz. Aldın ya bilgi. Onlar demiş acil durum demiş yönetim araçlarını hemen devreye sokarlarmış. Ne için? Bu risk analizini değerlendirmesini desteklemek için diyeceğiz. Aslında baktığımızda parçanın tamamı yakına yani neredeyse çoğunluğu olumlu bir şey. Sadece şuradaki unfortunate bölüm var ya orası sıkıntıydı. Onun haricinde hep iyi bir şeyden bahsetmiş. Yani şıklarda da iyi bir şey aramak daha mümkün sevgili arkadaşlar. Peki 78'e geldiğimizde sevgili arkadaşlar bakalım ne vermiş. Parçada açıkça belirtilir ki demiş. Adana'ya baktığımızda şimdi kamu sağlık gözleminin doğru uygulamasını engelleyen birçok engel vardır. Hayır orada birçok engelden bahsetmedi. Sadece bir yerde vardı ama birçok engelden bahsetmedi. Peki Bursa'ya baktığımızda kamu sağlık inceleme ya da gözleme uygulanmıştır. Birçok kez ne zaman tarihte doğal felaketler esnasında. Tarihte demiş birçok hocam doğal felaketler de uygulanmadı. Sadece uygulanabilirliğinden bahsetti. Peki C'ye baktığımızda sağlıkla ilgili acil durumlar demiş. Hastalıkların demiş yayılmasını bazen kolaylaştırır. Evet bak şurada unfortunate bölüm vardı ya maalesef demişti. Sağlıkla ilgili demiş acil durumlar bazen enfeksiyon hastalıklarının bu yayılma riskini artırır. Başka diğer sağlık sıkıntıları ne gibi? Ciddi kötü beslenme gibi diyeceğiz. Çok güzel bir şey de verdi. Oradaki olumsuz bölümü verdi zaten. Tek olumsuz olan olaydı. Bizim karşımıza getirdi. Peki Denizli'ye baktığımızda bak demiş ki kamu sağlık gözlemi vasıtasıyla toplanan bilgi miktarını, nasıl miktar? Geniş bilgi miktarını yorumlamak zor olabilir. Öyle bir şeyden bahsetmedi. Yani verileri topladık da zorluğundan bahsetmiyoruz. Peki Denizli'ye baktığımızda kamu sağlık hocam ondan sonra gözlemleri kesinti uğrayabilir. Neden dolayı? Uluslararası çatışmalardan dolayı. Hayır, kesinti uğramak değil. Tam tersi. Yani bir yerde çatışma varsa bu devreye girer. Bu hemen bize yardım eder diye kullanacağız. Doğru cevap Ceyhan seçeneği oldu. Okla gösterdiğim yerden görebilirsiniz. Ve 79'a geldiğimizde Lumin olan yeri bir okuyalım tekrardan demiş ki sağlık gözlem dataları demiş. Kamu sağlık acil durumu olabilecek salgınlar hangi salgınlar muhtemel ya da yaklaşan salgınlar için demiş erken uyarı sistemi sağlar diyeceğiz. Adana'ya baktığımızda approach'in olur yaklaşan. Bursa temel öncül hayır. Ceyhan engelleyen. Denizli geleneksel. Edirne'de ikna edici inandırıcı olmaz doğacağımız Adana seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Peki en iyi başlık ne olsun? Hocam bir kere en iyi başlık şöyle olacak. Public Health Surveillance hepsinde olması lazım. Adana'da var, Bursa'da var, Ceyhan'da var, Denizli'de var, Edirne'de var, her yerde var zaten. Her yere koymuşlar. Keşke bir tanesine koymasanız güzel olurdu. Peki Adana'ya baktığımızda kamu sağlık gözlemindeki dönüm noktaları. Hiç burada dönüm noktasından bahsetti mi? Ya işte şöyle güzel oldu, burada inanılmaz bir olay gerçekleşti deyip dönüm noktasından bahsetmedi. Çok keskin bir ifade olmuş. Peki bu kamu sağlık gözlemini nasıl geliştireceğiz var? Burada şöyle yapmak gerekiyor, böyle yapmak lazım, şu an sıkıntı var, şu sıkıntıdan dolayı şunu yapmak gerekir diye bir gelişimden bahsetmedi. Peki Cihan'a baktığımızda hiç geleceğinden bahsetti mi burada? Burada var olan bir şeyden bahsetti. Peki Denizli'ye baktığımızda zorluklardan bahsetti mi? Bakın tek bir yerden bahsetmişti zorluk olarak ama bütün parça bununla alakalı değil. Peki Edirne'ye baktığımızda demiş ki niçin demiş bu kamu sağlık gözlemi önemlidir. Niçin biz bunu dikkate almalıyız? Niçin bu bizim için kıymetlidir diye söylemiş. Zaten burada söylemişti temeldir, esastır, şunu yapmak, bunu yapmak güzeldir diye söylemiş idi sevgili arkadaşlar. Peki dedik ve hazırlamış olduğumuz YÖKDİL Sağlık Bilimleri Deneme 1'in çözümünü bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Umarım fayda sağlarsınız, yanlışlarınızı düzeltip bir sonraki denemeye daha hazır ve ondan sonraki süreçte de sınava tam böyle hazırlıklı bir şekilde hazırlanmış olup sınavda iyi bir puan alırsınız. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar, iyi çalışmalar.